Merhabalar, Kale Bodur'la Mimarlar Konuşuyor serisi içinde yeni bir toplantıda bir aradayız. Bugünkü bir aradalığımızın farklı bir formatı var. Birden fazla kişiyle beraberiz ve bu kişilerin ortak böleni tırnak içinde genç olmaları. Aslında tırnak içinde diyorum çünkü genç kavramı her alanda ama özellikle mimarlıkta nereden nasıl baktığınıza göre değişen bir kavram. Özellikle mimarlıkta birçok yenilikçi proje uluslararası ortamda belli bir yaş ve belli bir deneyimin üzerindeki mimarlardan geliyor. İşte baktığımız zaman bugün çok öne çıkan Norman Foster, Frank Gehry gibi isimler artık başka ortamlarda genç sayılmayacak yaştalar ama çok genç dinamikleri temsil ediyorlar, yenilikçi fikirleri temsil ediyorlar. Dolayısıyla tabii yaşa bağlı bir gençlik kavramıyla dinamizme bağlı veya temsiliyete bağlı bir gençlik kavramı her zaman paralel değil ve örtüşmüyor. Öte yandan epeydir sürdürüyoruz bu söyleşileri. Bizim formatımızda işte mimarlarla konuşuyoruz, eleştirmenlerle, akademisyenlerle konuşuyoruz ve bir bütüncül resim oluşturmaya çalışıyoruz. Bir yandan da o kişileri tanımaya çalışıyoruz. Aldığımız önemli eleştirilerden bir tanesi bir gençlere, iki kadın mimarlara çok yer vermiyor olmaktı. Bu tabii kasıtlı bir şey değil. Zaman içinde şey ilerledikçe, söyleşiler ilerledikçe herkesin yer alacağı bir ortam. Bu anlamda belki bugünkü toplantı bir kırılma noktasını temsil ediyor diyebiliriz. Çünkü bunun arkasından hemen işte başka şehirlerde de gençlerle sohbetimizi sürdüreceğiz. Ben de açıkçası çok önemsiyorum bugünkü toplantıyı. Çünkü gerçekten iki paralel amacı var. Bir tanesi çok yoğun emek koyan mimarlık ortamına isimleri biraz daha yakından tanımak gibi bir şeyi olacak, faydası olacak. İkincisi de tabii bizim belki de yaş grubumuzun kapalı çevresi içinde konuşulan, tartışılan, öne çıkarılan kavramlardan, başlıklardan farklı şeyler duyacağız. Belki, bilmiyorum, umarım veyahut da çok da farklı olmadığını göreceğiz. O açıdan da önemli. Şimdi soldan sağa giderek ben tanıtayım konuklarımızı. Onat Öktem var, sol başta. Onun yanında Gökhan Aksoy, Fatih Yavuz, benim solumda Can Sucuoğlu. Tek kadın mimar temsilcimiz olarak ama bu şey için değil yani. Ya şu eleştiriyi de bir hani savalım gibi değil hakikaten. Bu resim içinde çok ben anlamlı olduğunu düşündüğüm için Elif Ensari, Kutlu Bal ve Emre Şavural yer alıyorlar. Bir kere ben hepinize çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp geldiğiniz için. Biz aslında çeşitli ortamlarda beraber oluyoruz ve konuşuyoruz. Az çok ben nerede durduklarını, nasıl yaklaştıklarını biliyorum. Bir de şöyle bir tesadüf var. Aslında çoğuyla beraber çalışma şansım da oldu çeşitli farklı ortamlarda. Yani çok boyutlu katkılarını ve emeklerini gözlediğim kişiler hepsi. İşte Emre ve Fatih ile proje çalışmaları şu anda sürüyoruz. Onat ve Elif ile daha önce proje çalışmalarımız oldu. Gene buradaki grubun hemen hemen hepsi Antalya Bienalinde çok önemli katkı koydular bu şablon teması içinde ve dolayısıyla o dinamizmi ben yoğun olarak hissediyorum. Başlamadan önce bir aramızda konuştuk. Yani ne konuşalım çok kişi diye. Genelde tabii şöyle bir çerçeve üzerinden gidiyoruz. Bugünün ortamını herkes durduğu yerden anlamaya ve değerlendirmeye çalışıyor. Bugünün ortamı derken de
üç bileşke üzerinden gidiyoruz. Bir tanesi kent, kent mekanı ve mimarlık. İkincisi Türkiye ortamında mimarlığın üretilme koşulları ve sonuç ürünlerin değerlendirilmesi. Üçüncüsü de tabii bunun uluslararası ortamla eklemlenme biçimi. Belki o anlamda şeyden, ONAT'tan başlayabilirim. Hem biraz sıra tutuyor hem de o kadar çok geziyor ki herhalde yurt dışında en böyle sıcak izleyen isimlerden biri. Bir de tabii şeyi biliyorum ONAT, değil mi? Yani çok fazla uluslararası ekiple ortak çalışma yürütüyorsun ya da bir diyaloğun var, süregelen bir diyaloğun var. O da önemli. Dolayısıyla yani senin durduğun yerden bakınca nasıl görünüyor Türkiye mimarlık ortamı? Ya da belki tersten şöyle sorabilirim, hepiniz için de geçerli olan bir şey. Hakikaten böyle bir yeni gelen, birçok şeyi değiştirmek üzere olan, değiştirecek olan, buna niyetlenmiş olan bir genç kuşak var mı? Bu değiştirme talebi bizlerin ya da işte ben de biraz arada kaldım belki ama daha eski kuşağın işte bir eleştirisi üzerinden mi yola çıkıyor? Kentin bir eleştirisi üzerinden mi yola çıkıyor? Ne düşünüyorsun? Ya ben öncelikle tabii yurt dışındaki mimarlık ortamıyla alakalı şöyle bir çıkarım yapabilirim. Yaptığımız gezilerden ve ortak yaptığımız çalışmalardan. Bunlardan en büyük şey daha araştırma bazlı mimarlık ofislerinin yer alıyor olması. Özellikle gençler içinde. Deneyimli ofislerin proje üretim süreçlerinde de genç mimarlarla bu konuda çalışmak niyetinde olduklarını görebiliyoruz. Türkiye'deki mimarlık ortamında tabii bunlar daha yeni yeni bence hani, gelişmeye başlıyor. Şöyle bir süreçten aslında daha önceden de konuştuğumuz üzere şöyle bir başlıktan yola çıkabiliriz. Mesela uluslararası mimarlık ortamında genç Türk mimarlarının veya daha deneyimli mimarların temsiliyetiyle alakalı ne gibi bir sıkıntı veya pozitif bir durum güçlü var? Güçlü bir temsiliyeti var mı sence? Aslında güçlü bir temsiliyeti şu anda yok diyebilirim. Yani ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum. Aslında üretim süreci veya burada üretilen projeler veya tasarımlarla ilgili bir sıkıntısı yok Türk mimarlarının. Fakat bunun yurt dışındaki temsiliyeti ve daha kompleks ilişkilere girebilme şeyleri, emsalleri çok az. Yani şöyle bir durumdan daha çok örnek verebilirim. Yani uluslararası ortamdaki mimarlık firmaları aslında daha kolektif çalışmaya yönelik bir. Demin Ali Osman'la bir söyleşi yaptık. O şeyi söylüyordu. Yani en önemli ayırt edici şey network. Evet. Yani biz o network'ün içinde yeterince ve aktif olarak yer almıyoruz. Onların şeyi uluslararası şeyini, label'ını, etiketini alanların öne çıkan en önemli özelliği bu network'ü çok verimli kullanıyor olmaları dedi mesela. Aslında işte çok doğru bu. Fakat yani Türk mimarlık ortamında da böyle bir talep çok kısıtlı bir kesimde var. Yani daha farklı ekiplerle, yurt dışındaki farklı ekiplerle, farklı ortamlarda, farklı coğrafyalarda proje üretmekle ilgili bir endişe de çok yok. Mesela Türk mimarlarının genelinde. Bunu hani böyle bahsedebilirim. Belki istek var fakat bunun için gerekli çaba veya gerekli network olmayabilir. Yani bu konuda işte çalışmalar yapan daha çok genç mimarlar, özellikle işte uluslararasında şey, yurt dışında okumuş veya yurt dışında çalışmış ekipler tabii daha rahat davranabiliyor. Çünkü belli bir networkleri olduğu için oraya açılmaları konusunda çok da önlerinde bir engel de yok. Fakat şöyle bir durum var tabii, yani yurt dışındaki birçok genç mimarlık ofisi deneyimli ofislerle birlikte ortak proje üretmeye yöneliyorlar. Ve farklı koşullara uyum sağlayabilmeleri için de bunun tabii büyük bir getirisi var. Yani birçok ülkede, özellikle Asya'da proje yapmak istiyorsanız aslında genç bir mimarlık ofisinin tek başına giderek orada bir proje yapması çok da mümkün gözükmüyor aslına bakarsanız. Fakat oradaki tabii durum bu araştırma bazlı ofislerinin daha çok işte genç mimarlar tarafından geliştirilen projelerde olduğu için aslında iki tarafı birbiriyle mutual bir ilişkisi var. Bunu sağlayabilmek için de gerekli projeleri veya işte üretim süreçlerini bir arada ele almak çok önemli.
Türkiye'de en büyük problemlerden biri bu. Yani bunun da işte birkaç tane sebebi var. Bir, mesela proje yönetim süreci ve projenin üretim süreci. Yani Türkiye'deki en büyük belki de sıkıntılardan biri, proje yönetim sürecinin tasarım sürecinden sürekli zaman çalıyor olması. Mesela 6 aylık bir yönetim sürecinde mimara verilen süre, gerekli araştırmaların yapılmasını veya gerekli konsorsiyumları kurmasını engelliyor. Mesela araştırma projeleri yapmasını, yani sonuç ürüne dair danışmanlarla çalışmasını engelleyici bir sürü faktör ortaya çıkıyor. Doğal olarak yurt dışındaki bu süreler veya bütçelerle alakalı onlarla rekabet edebilme şansı da azalmış oluyor. Şöyle bir şey olabilir tabii, yani siz bu ortama, uluslararası ortamda bir üretim sürecine girmeye çalışabilirsiniz. Bu da tabii bir sürü gereklilik ve ihtiyaç getiriyor. Vaktinizi harcamanız gerekiyor, buna süre harcamanız gerekiyor ve bu konuda da gerçekten, yani burada durarak değil, bu ortamlarda bulunmanız gerekiyor. Yani bu network aslında böyle kendiliğinden oluşmuyor ne yazık ki. Kendiniz bizzat yurt dışına çıkarak bu tür proje süreçlerinde yer almak için efor sarf edebilirsiniz. Ve aslında yatırımcıları bu konularda ikna etmeye emek sarf edebilirsiniz. Yani kabaca aslında bunları söyleyebilirim ilk etapta. Peki yani şey, görüyor musun böyle bir radikal, mesela mimarlık üretimine ve ortamına yansıyan kuşak farkı görüyor musun Türkiye'de? Yani bu tabii zor bir soru ama kesinlikle var. Yani sonuçta yani genç mimar olmanın ve dönemin getirileri böyle bir şeye zaten otomatik olarak gidiyor. Yani bu sadece üretim sürecindeki şey, araçların kullanımı bile aslında bu farkı yaratabiliyor. Yani birçok işte genç mimarlık ofisinin tasarım yaparken kullandığı tekniklerle deneyimli ofislerin kullandıkları teknikler arasında çok ciddi bir fark var. Dolayısıyla bu tasarım sürecindeki farklılık aslında üretime, araştırmadaki farklılık da aslında tekrar üretime yansıyor. Benim konuşmamda hep şöyle bir şey de ortaya çıkıyor zaman zaman. Doğru, bu yeni teknolojiler, özellikle dijital teknolojilere daha genç yaştaki mimarlar hakim. Bunların da belli bir üretim dili ve şeyi var. Ama bu bir yandan müthiş böyle tasarımın önünü açıp geliştiren bir şey olurken öte yandan da çok indirgeyici bir durum olabiliyor ve işte yanılsamalara yol açan, imaja indirgenmiş şeylerle bitebiliyor. Dolayısıyla bunlarda da sorun işte üretim süreciyle tasarım süreci arasındaki süreklilikte ciddi sorunlar ve sıkıntılar yaşanıyor. Mesela işte deniyor veya bu da işte çok duyduğum şeylerden bir tanesi. Aslında bu yani yeni araçların, yeni teknolojilerin kullanılması sadece tasarımın görselleştirmesiyle alakalı değil. Yani yeni üretim tekniklerini geliştirmesi de çok önemli. Mesela bu tool'lar, yani bu araçları çok farklı bir yapı üretmek için, yani üretime dair bilgi alabileceğiniz bir sistemde de kullanabiliyorsunuz. Belki Elif ve Can bu konuda daha söyleyecekleri şeyler vardır. Ama bu mesela genelde aslında bunu imaja indirgeyen durum üreten kişilerin şeyinden olmuyor. Yani daha çok bu tip şeylere uzak insanların eleştirisinden öteye geçemiyor bu. Yani imaj bazlı tasarım diye bir şey var. Bir anlatım ortaya çıktı. Halbuki böyle bir durum yok. Yani eskiden de perspektif vardı. Onu farklı şekillerde verebilirdiniz. İyi perspektif çizen fikirlerini iyi anlatabilirdi. Şimdi de mesela son dönemde yapılan şey aslında sadece yapının nasıl olacağına dair değil, nasıl yaşayacağına dair de bir bilgi içeriyor. Yani şu anki mesela araçları kullanarak orada nasıl bir atmosfer istediğinizi de iletebiliyorsunuz. Yani bu sadece bir imge yaratmak ve imgeyi başkalarına satmakla alakalı değil. Orada aslında hayalinizdeki yapının nasıl yaşayacağına dair de bir bilgi verebiliyorsunuz. Ya ben mesela son dönemde biraz da tesadüf, ben hakikaten çok sayıda yarışmada jüri üyeliği yaptım. Yarışmalar sonrasında gelen temel eleştirilerden bir tanesi şey oluyor. Ya jüri çok imajlar üzerinden gitmiş ve işte
işte bir takım böyle asli değerlerini mimarinin atlamış, unutmuş vesaire ya da o imaj bombardımanının işte hayal dünyasına kendini kaptırmış gibi bir şey bazen geliyor. Ve kimi zaman haklı da oluyor. Yani hakikaten şey yani imajla arasında şey. Şimdi bunları da genellikle yarışmaların şu anda baktığımız zaman ağırlıklı olarak katılımcılar gençler hakikaten. Bilmiyorum mesela Kutlu'dan çok katılıyor son dönemde yarışmalara. Sen ne gözlüyorsun öyle baktığın zaman? Yani mesela yarışmalarda da hakikaten bir genç kuşak ayrımı var mı? Varsa bunda böyle bir ona da söylediğim imaj şey. Yani ben şöyle görüyorum aslında. Bu son zamanlarda özellikle ortaya çıkan ama aslında tam anlamıyla genç kuşakla bağdaştırabileceğimiz bir şey olmayabilir gibi geliyor bana. Çünkü birçok Türkiye dahilinde, uluslararası ortamda da çok deneyimli ofislerin şu an bu görsel şölene ciddi anlamda önem verdiklerini görüyoruz. Özellikle ben hani şu an dünyada en iyi bu işi gerçekten hani nasıl söylesem en üst ölçekte yapan, icra eden işte üç boyutlu görseller oluşturan mesela Mır bunlardan bir tanesi. Baktığınızda mesela ürünü bir ürünü anlatmak için ortaya konan şeyi, illüstrasyonun üründen daha da ön plana çıkıp kendisinin bir ürün haline dönüşmüş olduğunu tam görüyorsunuz. Tam da söylediğim bu, evet. Evet ve öyle bir şey ki çoğunun hatta ben yani hani çok rahat bir şekilde biz kendi aramızda da konuşuyoruz bunu. Çoğunun binayı ya da projeyi anlatmaktan hatta uzaklaştığı, oradaki yani o sislerin içerisinde dramatik bir sanat eseri, bir dijital art çalışması haline dönüştüğünü görüyoruz. Bu yani sunuş tekniklerinin ilerlemesiyle zaten hani oluşabilecek potansiyel risklerden bir tanesi. Genel anlamda ben otur eleştirilerin birçoğuna duyuyorum. Hani çoğuna katılmasam da zaman zaman hani özellikle o yarışma üzerinden söylediğiniz için söyleyeceğim. Yarışmacı psikolojisinde, yarışmacı şeyinde ister istemez hani belki bir üzüntüyle, belki anlık bir şeyle bu tür eleştirilere bazı yanlış tespitlere doğru gidildiğinde hani göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Ya bu şöyle geliyor bana sadece şey konusunda çok haklı bir tespitti bence. Yani genç ekip zaten hani tam bu bilgisayar teknolojisinin ilerlediği sırada öğrencilikle ve hemen öğrencilik sonrasındaki dönemde yakaladığı için bunları kendisi bizzat hakim olduğu olmasını getirdiği bir avantajı kullanıyor. Yani o vallahi biz kompütürlerimizi kart delerek kuruyorduk yani böyle şeyler vardı tabii. Baroslar falan. Yani birdenbire böyle ilk ben mezun oldum PC ortaya çıktı falan. Böyle bir şey o kadar hızlı gelişti ki hakikaten onu şey yapmak da zor. Aynen öyle. Bir de aslında bakarsanız ben şey diye düşünüyorum orada. Yani o bilgisayar durumunun getirdiği sadece sunuçla alakalı değil, tasarımla alakalı da çok ciddi artıları var. Yani birçok ekip için söyleyebilirim bunu. Özellikle bence son zamanda Türkiye'de yarışma ortamlarında parlayan, ortaya çıkan genç ekiplerin çoğunda ciddi anlamda bilgisayar teknolojisinin getirdiği avantajları tasarım sürecine yansıtmaları ve o sayede onu birçok alternatifini deneyerek hani maketle yapamayacağınız kadar şeyi o üç boyutlu ortamda görerek yapabilme şansına sahip. Bu çok tabii büyük bir avantaj getiren bir durum. Bunun dışında hatta şimdi geldiğimiz noktada artık parametrik tasarımlara giden, onun için üzerinde bir takım şeylerle, işte yazılımlarla tasarım arayışları içine doğru giden durumlar da var. Yani o bambaşka bir kulvarda gidiyor ama benim gördüğüm genel anlamda bizim ortamımızda asli ve daha böyle üst ölçekten, daha böyle genel geçer şeylerimiz, mimarlık kurallarımızı yeni bir dil arayışıyla, daha doğrusu yeni demeyeyim de belki daha uluslararası platformla paralel bir dil arayışını mesela son zamanda okuyabiliyoruz yani mimarlık ortamı içerisinde. Bunun da başına evet yani genç ekipler çekiyor gibi görünüyor. Ama tam o noktada işte ben hani bilmiyorum bu başka bir konuya doğru atlayacağım ama biraz ister istemez imaj bazlı hatta imaj şeyli daha doğrusu imaj bazlı ve hatta belki birazcık da imajın hırsızlığına kaçabilecek boyutta böyle bazı örnekler çıkmaya başlıyor ortada. Çünkü sadece bilgisayar gelişmedi, aynı zamanda paylaşım ortamları, internet falan gibi gelişimler de var. Yani burada çelişki yaratıyor gibi. Ya yarışmaların şöyle bir önemi var tabii. Yani işte genç kuşak iş almakta zorlanıyor. Kolay evet. Değil yani, neyse olur olmaz böyle işlerin içinde bulmak kendini.
Ve dolayısıyla yarışma aslında böyle bir rahatlıkla kendini temsil edebildiğim bir ortam haline geliyor. Ondan sonra ve gençlerin bu anlamda şeye baktığımız zaman, yani son dönemdeki yarışmalara hakikaten ortama böyle bir alternatif diyeyim, geri beslemeleri var mı sence? Bence kesinlikle var. Yani o genç mimar dediğimiz kişinin en büyük şeyi, dezavantajı, normalde hiçbir şekilde bir referansı olmadığı için ya da bir iş bitirmesi diyeyim, eğer kurumlar şeyinde konuşuyorsak, olmadığı için tek şansı zaten kendisini göstermesinin ya da işte bir şekilde hani kendi mesleğini icra edebilmesinin yegane yollarından bir tanesi ya yarışma olacak bunlardan bir tanesi ya da daha küçük ölçekli işlerle başlayıp işte büyütmeye çalışacak durumu var. Bu bağlamda bence yine genç ekiplerin bu bahsettiğiniz tarzda bir alternatif oluşturabilme gücü de ben çok önemsiyorum bunu, tarz sahibi olmamamızla alakalı. Yani çünkü aslında serüvenin başında olan kişiler olarak her seferinde her problemle baştan başlayabiliriz. Evet, yeniden yüzleşip, yeniden bambaşka şeyler arayıp, hatta daha önce aradığı şeyi bir tarafa koyup başka bir dil arayışı içerisine bile girebilme lüksü. Çünkü kemikleşmiş ya da hani kendisini esir etmiş bir stil, bir dil durumu yok. Ailede bunun getirdiği bir hafiflik var. O ister istemez, ben hani şeyi de görüyorum, genel anlamda birkaç sene içerisinde bile çok rahat izleyebildiğiniz her yarışmada bambaşka yaklaşımlar birdenbire öne çıkabiliyor ve bir sonraki yarışma önerilerinde yeni bir trend oluşturabilir hale geliyor. Ve böyle bir imaj üzerinden ciddi bir denemeler var. Şöyle bir şey de oluyor. Mesela bazen olur ya, böyle jüri son noktalara gelir ve açılmadan önce böyle kendi aranda sohbet eder ve tahminler yürütürsün. Mesela bize çok olmuştur ki ya bu işte falanca kuşaktan bir proje diye düşündün. Tam aksine çok genç veya tersi. Ya bak bu böyle genç, hatta tereddüt edersin mesela. Ya işte acaba çok hani iddialı bir uygulama kabiliyeti olabilir mi falan diye arkasından çok böyle tecrübeli birisinin çıktığı oluyor ve sıklıkla oluyor yani. O da enteresan bir şey. O anlamda son zamanlarda mı oluyor peki? Son zamanlarda. Evet. Çünkü bu şey gibi geliyor bana. Yani belki bürolardaki gençlerin daha aktif olması, aynen sürece daha dahil ediliyor olması. Belki şey gibi de, yani o 3D'lerin getirdiği bir şey de olabilir ama bence tasarım anlayışında da var sizin dediğiniz şey. Yani birdenbire normalde daha genç kuşaktan görmeye alıştığınız bazı denemeleri mesela çok eski tüfeklerden de görür hale geliyorsunuz. Ve işin komik tarafı, bana o biraz şey gibi geliyor, yani ister istemez yarışma bir, yani adı üstünde, yani bir rekabet içeren bir durum ve genelde de kazanmaya oynanan bir durum. O noktada genel eğilimleri yakalamaya çalışan bir şey içinde bulabiliyorsunuz kendiniz galiba. Yani ben hani kendi adıma hiç böyle bunu tam olarak kendimle bağdaştıramam ama ben hani genel ortamda bunu görebiliyorum. Nedir o da? Yani kendisini yenileme ihtiyacı sokuyor muhtemelen daha tecrübeli ekipleri de. Bence bu bir yandan da ortama yapılan büyük bir katkı. Doğru, zaten o ihtiyacı duymayan insan da biraz yarışmalardan uzak durarak başka bir kulvarda şey yapmaya çalışıyor. Çünkü bakıyorum profiline de, yarışmacı profilinde de önemli bir değişiklik var. Yani çok eskiden sürekli yarışmacı diyebildiğimiz isimlerin bazıları uzak dururken bazıları sürdürüyor. Bazı yeni isimler geliyor falan. Enteresan bir şey var. Aslında Onat da bir topu Elif'e atmıştı ama ben yarışma şey olunca sana verdim. O zaman Elif'e bir şu şeye geri dönüp sormak istiyorum. Yani hakikaten bu bizim böyle gündelik algılamamız içinde çok imaja indirgenen bu dijital teknoloji, bilgisayar falan meselelerinin bir araştırmayla ilgili, malzemeyle ilgili, detayla ilgili bir boyutu var. Galiba Onat'ın kastettiği oydu. Şeyi de biliyorum, yani sizin yaptığınız bir takım böyle mesela çok küçük ölçekli enstalasyon ölçeğinde olup ama böyle çok emek gerektiren ve aslında bizim böyle konvansiyonel mimarlık üretiminin dışındaki yöntemleri bir yandan zorlayan bir yandan onlara çok açık olan çalışmalarınız var değil mi? Yani böyle işte birdenbire böyle işlevin boşaldığı, demin girmeden konuşuyorduk, yani bu sanatla mimarlık arasındaki farkın oluşmasında belirleyici olan
işte işlevin belki çok hani öne çıkmadığı, böyle bireysel dışa vurum ve o daha çok o zaman da malzeme, malzemenin bir araya gelişi, detay ve onun oluşturduğu etki gibi bir şeylerde şey yapan bir şey var. Ne diyorsun yani aslında, o kendi deneyimlerini hareketle? Şöyle bir durum oldu. Bizim bu işte parametrik teknolojileri kullanarak üretebildiğimiz ya da kendimize bulabildiğimiz ilk alan enstalasyonlardı ve bunlar aslında belki daha çok hani sanatsal şeye kayabilen, hani gerçekten dediğiniz gibi bir işlevi olmayan falan şeyler. Ama hep mekan içinde enstalasyonlu olmuş. Tabii yani siz, öyle yani, fakat böyle mimari bir parçası. Aslında gibi. Yani asıl bizim istediğimiz şey Türkiye'de işte yeni bir ofis olarak başlarken E-Office. E-Office, evet. Adı da şey. Yani daha büyük ölçekli projelere de danışmanlık vermekti. Yani parametrik tasarım danışmanlığı denilir ya da işte geometrik danışmanlık, standart olmayan uygulamalar için. Ve de yani hep bunu düşünüyoruz. Türkiye'de şu anda böyle bir talep yok. Ya da biz çok nadiren rastlıyoruz. Hani olacak mı olmayacak mı tartışılabilir. Belki de bir zorunluluk olarak ortaya çıkacak. Fakat ben yarışmalar dışında bu alanda yani araştırma, tasarımda araştırma, işte tasarımda dijital teknolojilerin kullanımı anlamında çok da görünmediğini düşünüyorum. Yani Türkiye'de farklı düşünüyorsanız yani bilemiyorum ama uygulamada böyle bu bir genç mimarın işte çok yenilikçi bir işi denebilecek işler o kadar görünmüyor gibi geliyor. Bunun da sebebi... Yo, tamamen katılıyorum sana. Onun için zaten bunu hani tartışmaya açtım. Şöyle... Yani olmadığı zaten, anlamında değil ama görünür en azından. Görünür evet, evet. Yani pek yok. Şu farkı önceden yani biraz önce de konuştuk dışarıda. Yani niye yurt dışında bu görülüyor da Türkiye'de görülemiyor? Yurt dışında da aslında genç ofislerin öyle büyük ölçekte yenilikçi teknolojileri uygulayabilecekleri sıfırdan bir alan yok. Onlar da danışmanlık vererek bu işi hani daha deneyimli ofislere bir hizmet olarak sunuyorlar. Fakat bu ofisler yani deneyimli dediğim ofisler böyle bir ihtiyaç duyuyor ve böyle bir yöne gidiyor. Yani dolayısıyla böyle bir talep var. Onu onu söyledi zaten. İşbirliğini açıklar ve onu bünyelerine kabul ediyorlar. Ya bünyelerini alıyorlar. Mesela çok büyük ofislerin hani hepsinin son dönemde biliyorum bu 4-5 kişilik ya da en azından hani son birkaç yılda mezun olmuş genç mimarlardan oluşan bir araştırma departmanları mutlaka oluyor. Veya hani bu yönde hizmet veren yine genç tasarımcılara, mimarlara danışıyorlar, onlarla beraber çalışıyorlar. Türkiye'de biz öyle bir talep şey yapmadık, yani o alanda ilerleyemedik. Onun yerine küçük ölçekli uygulamalar yönüne gittik. Ama hani yine de tasarımlarımızı bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında bu böyle sadece bir görsel işte form arayışı ya da işte renderlerle projeyi görselleştirmeden çok yani asıl ilginç olan kısmı, asıl işe yarayacak olan kısmı uygulamada yapabileceğiniz şeyler. Malzeme. Yani işte malzeme, mesela simülasyonla iklim koşullarını devreye almak, bir güneş ışığının mesela işte zor alındığı bir mekanı sadece bir bilgisayar simülasyonu ile elde edebileceğiniz bir formla yaklaşmak gibi. Yani bu çok çoğaltılabilir. Fakat hani buna yönelik bir talep şu anda yok gibime geliyor ama belki de olacaktır. Yani biz hani şöyle bir şey yaşadık bu anlamda. Bir mimarlık ofisi İstanbul'da, orada deneyimli kabul edebileceğimiz bir ofis. Bize bir projeyle ilgili, ya sizinle çalışsak bu nereye giderdi acaba diye. Yani bitmiş bir projeyle ilgili geldiler ve biz onlara bir takım çözümler sunduk. Ve bu taleplerinin bir sebebi de aslında İstanbul'da yabancı ofislerle aynı projeyi yani karşı karşıya gelmeleri ve yabancı ofisi tercih edilmiş olmasıydı. Dolayısıyla aslında yabancı ofislerin de piyasaya giriyor olması belki de rekabeti bu anlamda arttırarak böyle bir talebin doğmasına da sebep olabilir. Ama hani işte biz okullara da gidiyoruz ve tasarım mimarlık okullarında bu öğretiliyor artık. Yani 3. 4. sınıflarda mesela bütün bu araçların kullanımı öğretiliyor ya da işte belki master düzeyinde bilmiyorum ama piyasada bunu yapabilecek kapasitede birçok mimar aslında var. Ya benim aslında bir arkadaşım şöyle bir şey söyledi geçen gün. Tabii yani mesela mimarlar
gençleşiyor ve şeyleri var ama diğer firmalarda da gençleşme var. Yani bakıyorum ben mesela büyük konut işverenlerinin bir bölümü işte gayet genç ya ikinci kuşak olarak şey yapmış veya yönetici olarak şeye gelmiş falan. Dolayısıyla insan hani onların bu anlamda biraz daha açık olmalarını bekliyor. Yani bu yeni şeyleri belki oluyor İstanbul'da özellikle var örnekleri ama yeterince yaygın ve böyle bir kültürel olgu haline gelmiş değil. Peki bir Gökhan'a bir şey soracağım. Gökhan aslında tabii burada biraz sen kısmen aykırı duruyorsun şey anlamda. Yani yaş anlamında değil ama çok erken böyle bir yarışma başarısıyla beraber birdenbire hani böyle yapı yapma işinin içine girdi değil mi? Hani böyle dönüp baktığımızda aslında böyle uzun yıllardır var olan yerleşik firmalardan farklı olmayan bir yapıda şu anda götürüyorsun değil mi? Bildiğim kadarıyla şeyini. Dolayısıyla aslında belki her gencin de biraz hayali olan bir durumu da temsil ediyorsun. Yani böyle bir yarışmayla hani çıkış yapmak, ondan sonra bir böyle büro düzenine hızlı bir şekilde geçmek ve şey yapmak. Yani hakikaten arka planında öyle mi yoksa yani başka şeyleri var mı? Bilmediğim için soruyorum. Çok da hani ofis şeyleri güzel. Teşekkür ederim. Sorusu aslında çok benim için çok kendime anlatabileceğim bir soru. Aslında evet hep dışarıdan aldığım duyumlar söylediğiniz yönde. Erken yaşta bir daha kurulu düzene sahip olan bir büro elde etmiş olmak gibi bir durumdayım gibi görünüyor ama aslında o bir yarışmayla başladı. Evet, o bir yarışmayla başladı. Anayasa Mahkemesi yarışmasıyla eski ortaklarımla birlikte böyle başladı. Fakat aslında benim de durumum çok enteresan bir şekilde şu anda tam tersi. Yani aslında bu hani biraz daha araştırmaya yönelen bir mimarlık atölyesi, mimarlık bürosundan ziyade bir mimarlık atölyesi gibi olabilmek veya başka yurt dışından veya yurt dışından çeşitli böyle daha dinamik fikirlere sahip bürolarla bir birliktelik kurabilmek. Az önce yani deminden beri konuştuğumuz konularda aslında hani bunların şu andaki kendi kafa yapımı, düşünce ve mimarlığa yönelik bir ürün ortaya çıkarma prosedürüne daha uygun olduğunu düşünmekle birlikte ben de tam tersi kendimi aslında dediğiniz gibi bir büro ortamının içinde bulmuştum. Benim de tam tersi şikayetim aslında bu. Çünkü bu bir aslında bir şey, döngü, bir süreç. O döngünün içine bir kere girdiğinizde biraz mecburen insanı kendi döngüsünün içinde çeviren bir süreç. O yüzden ben de böyle ortamlarda bulunmayı kendi adıma özellikle tercih ediyorum biraz. Bu döngünün biraz dışına çıkabileyim. Biraz daha araştırmacı olmaya çabalayan ekiplerin içinde bulunayım ve bu iş yürütme süreci içinde daha fazla bulunayım istiyorum. Mesela demin şeyi sordunuz, bu yeni gelen bir kuşak var mı diye. Ben aslında o anlamda çok olumlu görüyorum, bence var. Çünkü şöyle var, bizden önceki jenerasyonlarda daha hep şunu gördüm, hani eleştirmek anlamında belki de olacak ama biraz bu Bayanırlık Bakanlığı'nı iş yapma zihniyetiyle gelen birlikte iş yapmanın aslında negatif bir etkisi olduğu imajı var hep. Yani sanki ne bileyim hani iş bitirmesi yetmiyor da bir birliktelikle birlikte ancak bu işe yeter kapasiteye ulaşıyormuş gibi bir intiba ile birlikte hep bireysel bir çaba içinde olduklarını görüyorum. Hani belki şu an benim durumum için de aynı şey söyleniyor olabilir belki ama hani ben de şu anda hani başka bürolarla birlikte yaptığım işler de var. Bu özellikle mesela şu ekip içinde birlikte iş yapmaya çabalayan çok ekip olduğunu biliyorum. Bu birliktelik durumunun çok mimarlar, Türk mimarlarına çok şey kazandıracağını düşünüyorum. Ve bu birliktelik çabasının da olduğunu görmekten de mutluyum. Çünkü bu artık ki ben de yaşadım bunu. Hani bir büroyla birlikte bir işe girme talebinde bulunduğunuz zaman ilk intibanız şu oluyor hakikaten. Hani bir yetersizlik durumu mu var ki bir takviye kuvvet alıyorsunuz gibi bir şey var ama bu kırılıyor gibi geliyor. Dolayısıyla bu bir güç. İkincisi kırılıyor hatta talep edilmeye falan talep edilmeye başlandı hatta çok doğru söylüyorsunuz. Ama daha çok hani üretim hızı vesaire gibi şeylerle yani senin kaygılarınla değil de işte daha araştırmacı yenilikçi değil de işte daha çok sahiplenilsin şey yapılsın gibi. Bir orada bir parantez açacağım şeyi soracağım. Yani bu bayındırlık zihniyeti meselesi önemli. Yani hep çünkü bizden de önceki kuşak daha çok böyle bir şeyle bu bayındırlık zihniyetiyle özdeşleştirilerek onun temsil ettiği
sadece mimarlık ortamındaki davranış biçimi değil, onun beklediği ürünleri vererek ve o standarda konsantre olarak çalıştığı için de hem prim yaptı hem de eleştirildi. Ve Bayındırlı bilmek mesela bir meziyet gibi bir dönem şey yapılırdı. Yani sen Bayındırlı'la iş yapamazsın veya yaparsın meselesi mesela bir ayırt edici noktaydı. Ama zaman içinde ya işte Türkiye'yi de biraz Bayındırlı yapıları bu hale getirdi ve mimarlığın biraz hani şeyini bozdu, dengesini falan eleştirileriyle birlikte o böyle başka ortamlarda da tartışılmaya başlandı. Ve bir şey daha var önemli. Tabii Bayındırlık temel işverenken Türkiye'de, ana işverenken Ankara daha merkezi bir yerdi ister istemez Bayındırlığa yakınlığı nedeniyle. Sonra hani özel sektörün işte şey yapması, öne çıkmasıyla vesaire başka dinamiklerle de eklenince İstanbul birdenbire böyle açık arayla daha şey cömert ve doğrudan çeşitlenen bir işvereni temsil etmeye başladı ve onun hiç Bayındırlık'la da ilgisi yok. Şeyi soracağım, yani bu eleştirin sadece hani Bayındırlık deneyimine sahip olarak kazanılan bir aracılık mı, yoksa aynı zamanda hakikaten o bir standardı da yani takılınmış, aşılamayan bir standardı da temsil ediyor mu? Yani ben onu çok açıkça söylüyorum, yani mesela bir sürü şey Türkiye'de yani bu Bayındırlık yüzünden mimarlığın bir herhalde 25-30 yılı heba oldu diye düşünüyorum. Yani o işte çatı formlarının belirlenmesi, pencere büyüklüklerinin oranlarının belirlenmesi, cephe detaylarının ve malzeme kısıtlarıyla falan gidilen şey de böyle bir kendinden memkul, totolojik bir mimarlık ortamı oluştu. Ve bu sanki bir değermiş, bunu bilmek iyi bir şeymiş gibi yerleşti. Yok, çok katılıyorum söylediğinize. Belki de dediğiniz gibi İstanbul ortamının bir anda bu kadar ön plana çıkmasının sebebi aslında buranın kısıtlayıcı unsurları. Bunda da tabii dediğiniz gibi bakanlığın bence önemli bir etkisi oldu. O bahsettiğiniz yarışmayla ben ilk işte 25-26 yaşlarında Bayındırlık'la böyle sık sık... Bayındırlık standartı ciddi kırıldığı bir bina değil mi? Şey olarak, inşaat tam olarak yani... Tam onu anlatacağım. Evet, kırmaya çok ciddi çabaladığımız bir yarışmaydı o. Yani bir binaydı orası. Ama tabii biz belki de o standartlarla yapsak belki bir ayda yapabileceğimiz bir işi o standartları kırma çabasıyla gidip gele işte ikna etme çabalarıyla vesaireyle belki 5-6 ayda yapabildik. Dolayısıyla bizim proje yönetiminin tasarımı şey evet, yapması, zapturaptı altına alması meselesi. Yani çok o kadar kalıplaşmış, hatta yanlış hatırlamıyorsam siz bahsetmiştiniz işte 5-66-40 mıydı rakamda, belki yanlış hatırlıyorum ama standart aks sistemine o kadar alışıklar ki işte bir betonarme bir sistemle 24 metre bir açıklık geçmeyi ikna etmemiz belki 6 ay sürdü. İşte statikçiyle beraber gitmemiz, gelmemiz, sistemleri, şeyi, hesapları tekrar tekrar kontrol ettirmemiz vesaire falan, yani onları bırakın kullanılan malzemelerde bile dediğiniz gibi çok ciddi kalıplaşmış hususlar vardı. Ama burada ben sadece bakanlığı da suçlamıyorum açıkçası. O zaman da hep gündemimde o vardı, hep onu söylerdim. Bunu zorlamayan mimarlarımızın da tabii doğal olarak aslında... Zorlamanın ötesinde ondan beslenen bir grup var. Yani bu bilgiye sahip olup bu bilgi üzerinden bir alt uzmanlık doğru ve şey havuz içinde yer alıyor olmaktan ötürü de yani kendi konforlarını bozmak tabii, istemeyen bir grup vardı yani. Çünkü ben o günler şunları da yaşadım. Evet, ya ben orada... hiç Bayındırlık'ta iş yapmadığım için rahat konuşuyorum. Ben de şu ara yapmıyorum, ben de rahat konuşacağım. O da şimdi dönüp şeye geldi, yani Bayındırlık'ta iş yapmamak da bir böyle iyi bir şey gibi algılanmaya başladı. Devran döndü mü derim ne oldu? Ben o zaman şunları da yaşadım ama evet, ben ondan hep orada da şikayet ettim. Dedim ki yani bugüne kadar kimse bu yeni malzemeleri, yeni sistemleri falan size getirip zorlamadı mı? Yani bunu yapmamız lazım, bu var artık, bunun yerine daha iyisi bu var diye. Hep söylenen, hep aldığım cevap yok, ilk defa siz getiriyorsunuz dendi ki ben ilk defa yarışma yapan bir ekip değildim oraya. Yani yarışma da yapılmıştı, hani yarışmanın bir artı puanı değildi aslında bu. Dediğiniz gibi bu, çünkü işin bana sorarsanız kolayı. Çünkü önünüzde bir kitap var, kitabın içinde pozlar yazıyor, her şey yazıyor. Oradan bir malzeme seçip koymak, işte dediğiniz gibi sabitleşmiş aksları alıp oturtmak işin kolayı. Biz bunu zorladıkça o dönemde. Orada da çok geniş bir ekip vardı o dönemde. Onlar heyecanlandılar bu sefer. Yani orada da böyle bir heyecanla, aa ilk defa yeni değişik bir şey geliyor heyecanıyla
belki de hiç evet demeyecekleri şeyin altına imza attıkları dönemler oldu. Yani burada bence biz sadece işte onlar şey demek yerine tutucu demek yerine hani biz de zorladıkça oluyor. Ben onu gördüm. Yani bir şeyler eğer hakikaten kafaya koyar zorlar bir nebze bedelini de öderseniz yapabiliyorsunuz aslında istediklerinizi. Bizim çok benzer bir deneyimimiz oldu, araya giriyorum. İşte 17 revizyon yaptık yani. Bu o heyecan ona yol açtı. 17 revizyon yani. Biz de mesela ceza yedik yani. Bir 10 günlük falan bir ceza, neydi tam hatırlamıyorum süresini ama biz de ceza yedik. Sırf direndiğimiz için ve biz kendi isteğimizle revizyon yaptığımız için ceza yemiş olduk aslında. Peki Emre? Şimdi aslında yarışmayla gerçek hayat arasında bir süreklilik var hem de bir kopukluk var benim anladığım kadarıyla. Bana hep şey gelmiştir mesela yani yarışmacıların içinde biraz da böyle bir ya birinci olursam ne olacak kaygısı vardır. Yani aslında çok hani sevindirici ve şey bir şey ama şey geçtiğin andan itibaren tabii bütün dünya falan değişmeye başlıyor. Siz de aslında önce üçlü olarak şimdi Fatih de çok yarışmaların içindeydiniz ama son dönemde de çok uygulama yapıyorsunuz. Yani o ikililiği nasıl görüyorsun Türkiye ortamı? Yani bizim okulu bitirdikten sonra dediğiniz gibi 2004 sonrası ilk 4 yıl boyunca sürekli yarışmalara giriyorduk. Bunun sonucunda işte Kıbrıs'ta kazandığımız bir yarışmanın uygulama projeleri neticesinde işte yapı inşa edildi. Oradan öğrenilmişliklerle, piyasada ilişkilerle, özel sektörden aldığımız işlerle başka işlere de ulaşmışlığımız oldu açıkçası. Tabii yarışma sonucu elde edilmiş ürünle özel sektörden aldığınız işlerde yapmaya çalıştığınız şey aynı çizgiye ulaşamıyordu o zamanlar yani hissettiklerimiz. Nedeni de biraz şu oluyor, yarışma sonucu elde edilmiş işin bir saygınlığı oluyor. Yani belli bir sayıda öneri içinden seçilmiş bir iş oluyor ama piyasaya, özel sektöre direkt size gelmiş iş için işverenle hemen hemen aynı seviyede oluyorsunuz ve söyledikleri, onu ikna etme çabanız. İşveren daha kolay müdahale oluyor. Evet, yani sizin istediğiniz eksene yapı eninde sonunda bazen geliyor, bazen gelemiyor. Ama işte geçen süreçte yaşadığımız tecrübelerle yani bizim artık genel mantalitemiz yapmaya çalıştığımız şey, yani bunu bir iki kere de yaşamışlığımız var açıkçası. Eğer o eksene gelmiyorsa iş, yer yer işten çekilmişliğimiz bile oldu birkaç işte açıkçası. Yani bu tabii az önce Gökhan'ın söylediği gibi hani anayasada bir bedel ödeniyorsa bunda da biz bedel ödemek durumunda kalıyoruz. Yani onun dışında yani yarışmayla elde edilmiş işlerin niteliği şeylere göre daha üst seviyede oluyor diyebilirim. Peki şunu ben merak ediyorum. Yani peki yani işte yarışmayla başlayıp uygulamaya geçen falan bir süreç var. O süreçten sonra geriye baktığın zaman şöyle bir şey söyleyebiliyor musun? Yani biz işte en azından şu noktalarda farklı bir soluk getiriyoruz, peşindeyiz. Veya ne bileyim işte hani bir böyle var olan ve giden bir şeyle entegre olduğunuzu mu hissediyorsun yoksa hani onun dışında bir böyle ortama bir şey koyduğunuzu düşünüyor musun? Yani son dönem için, yani son dönem yaptığımız işler için, yarışma işleri için o iddiada, o vizyonda olmaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Yani o arayış, o heyecan nerede gösteriyor kendini mesela ben merak ediyorum. Yani hep şey var, benim Kutlu'yla konuştuğumuz bu böyle bir algı hep imaj bazında. Ya işte hani cephelere bakılıyor, şeye bakılıyor falan. Ama onun ötesinde ne var mesela bu farklılığı oluşturan? Bir Gökhan söyledi, mesela bu bayındırlık zihniyetinden ondan kopuş var. Tamam ama o yani genel olarak olan bir şey. Bunun cevabı aslında yani tasarım probleminin kendi içinde yatıyor. Yani
şu an bunda yani cevabı budur diyebileceğim bir şey değil. Hangi tasarım önümüze, ya hangi problem önümüze gelmişse onun içini irdeleyerek, barındırdığı problemleri tespit ederek o problemin kendisine has ürettiğimiz çözümler içinde o potansiyeli yaratmaya çalışıyoruz. Bir de konuşmanın başında bu yarışmalarda sizin jüri deneyimlerinizden bahsettiğiniz görsellerden kaynaklı bir imaj bombardımanı ile ilgili de şunu söylemek istiyorum. Hani benim o noktada kişisel görüşüm. Onat'ın da başta söylediği gibi, yani ben bu görselleştirme işinin aynı plan, kesit ya da çiziminizi, fikrinizi, projenizi anlatmak adına bir enstrüman olduğuna inanıyorum. Siz bunu isterseniz mir gibi sisli bulut yapabilirsiniz, isterseniz default shape bir şey verebilirsiniz. Hani o şekilde ödül almış projeler de var. Yani bu şu an son dönemde yaşanan çok hızlı değişimden kaynaklı jenerasyonlar arasındaki farktan dolayı çok göze batıyor. İşte bazıları yetişiyor, bazıları yetişemiyor. Bundan 20 yıl sonra bu enstrümanlar gene değişecek. Yani yavaş yavaş bazı yarışmalarda animasyonlar istendi. Teknoloji gelişecek, 30 yıl sonra hologram gelecek. Yani pano istenmeyecek belki yarışmalarda, artık başka şeyler istenecek. Bu tartışmalar hep o yeni gelen sunum yöntemleri, fikrinizi ifade etme yöntemleri üzerinden bence benzerleri hep var olacak. Buna özünde çok masumane bakmak gerektiğine inanıyorum. Kişi fikrini nasıl anlatmak istiyorsa, o projedeki derdini nasıl anlatmak istiyorsa önüne koydu, yani kişinin önüne, jürinin önüne gelen şey o masumlukla değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Yani ben mesela kendi bu eleştiri derslerimde de bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yani bu imaj meselesi tabii çok basit bir şey değil. Sonuçta bizim yani içine düştüğümüz modernist mimarlık anlayışının arka planında şöyle bir şey vardı. Yani rasyonel akıl, ondan sonra rasyonel aklın dayandığı rasyonel bir geometri. Bu geometriden türeyen bir taşıyıcı sistem. Tektonik bir şey. Ve tektonik bir şeyin sonuçta bir dışa vurumu ve dile dönüşmesi. Böyle bir süreklilik vardı kendi içinde. Dolayısıyla işte bir sürü slogan da buradan türemişti. İşte işlevle biçim arasındaki süreklilik, binanın işte formunun şeyi takip etmesi falan filan gibi. Hakikaten de bir dürüstlük kavramı tırnak içinde vardı mimarlıkta. Yani işte dürüst mimarlık ne olduğunu son sözünde de söyleyerek gösterir. Söylediği şeyle arkasında olan arasında büyük bir şey olmaz. Sonraki dönemde şu biraz meşrulaşmaya başladı. İşte şu içinde bulunduğumuz binanın cephesinde olduğu gibi biz şu anda bir aslında AVM'nin eklentisindeyiz. Türk Serbest Mimarlar Derneği'ne de bu arada şey yapayım, bu mekanı sağladığı için teşekkür edeyim. Yeşim Hanım yoksa kızar. İlkini de belirttim. Bunda da belirterek devam edeyim. Yani özellikle AVM'lerde, bu AVM için söylemiyorum ama yani işte bir şey var, kutu var. Kutunun üstünde de ondan bağımsız olarak demonstre edilen bir yüzey var. O yüzeyde öyle bir noktaya geliyor ki, hele teknoloji de gelişti, artık ana yüzeyden de koptuğu zaman bir perde gibi, bir işte tuval gibi herhangi bir şey olabiliyor. Böyle ileri geri oynayan şeyler. İşte sonra onun içine ışıklar giriyor, şeyler giriyor, yanıyor, sönüyor, hareket etmeye başlıyor falan rüzgarda. Böyle bir başka bir şey ortam olmaya başlıyor ve mimarlıkla olan bağını koparıyor. Şimdi mimarlıkla olan bağını koparıyor dediğim zaman ben buna bir takım insanlar diyor, ya bu da bir mimarlık, işte bu yeni şey falan. Şimdi yani Elif'in söylediği o malzeme ve detayın incelmesiyle gelinen nokta başka bir şey. Bunun bir ambalaj haline gelmesi meselesi başka bir şey. Dolayısıyla yani imajla ilgili itiraz sadece orada yatmıyor. Yani imaj acaba bütün bu arka plandaki vurguyu ve sürekliliği takip edebileceğimiz bir tasarım anlayışını örten, saklayan ve başka bir şeymiş gibi gösteren bir durum haline geliyor mu, gelmiyor mu?
meselesi çok konuşuluyor. Orada da iki şey var. Yani bir kısım diyor ki gelebilir, gelsin ne olacak? Yani bu da işte bir şey, gerçek ve son durum. Yani hatta işte cephe çok da vazgeçilmez bir şey değildir. Hani değiştirilir ara sıra, şu olur, bu olur falan filan. Bir grupta diyor ki ya öyle değil, işte bu aslında şey, hala bir süreklilik meselesi, okunmalı, şöyle olmalı, böyle. Yani orada nerede duruyorsun? Yani az önce söylediğim şeyin benzerini söyleyeceğim gene. Yani projeyi, fikrinizi anlatırken sadece bir görsel üzerinden anlatmıyorsunuz. Onun yanında bunun diğer mediumlar da var, işte planı, kesiti, diyagramları. Aslında totali bir bütün bunun. Sadece onu bunun içinden çekip bu göz boyayıcı aldatmaya yönelik, işte az önce bahsettiğiniz arkasında barındırdığı problemleri absorbe ediyor. İşte hainlik var, başka şeyler aranıyor gibi durumları ben açıkçası doğru bulmuyorum. Hani hepsini total bütün halinde değerlendirince o üç boyutlu imaj, 3D görsel her neyse, o da aslında o yapıyı anlatmak üzerine tasarımcının kendisinden izler barındıran bir prezentasyon aracı. Şu rahatsız ediyor musun? Ben geçen mesela bu son işte belki 5-6 senedir şu reklam medyaları çok gelişti. Binaların üstüne bir şey kaplanıyor. Bu bazen işte bir reklam oluyor, yazı oluyor, süs oluyor, desen oluyor falan. Geçen gün ben bir mimar arkadaşımla konuşuyorum. Dedi ki ya biz yapı yapıyoruz. İşveren dedi ki ya sen cepheyi dümdüz bırak. Biz oraya işte 15 günde bir değişecek şekilde veya ayda bir değişecek şekilde reklamcıyla bir şey yapacağız. Yani mesela şunu merak ediyorum. Bu mesela bir tavır olarak mesela benim kuşağımda bu böyle şeydir. Hani ya mimarinin şeyi falan, hani herkes çok sahip çıkar, kızar, arasında konuşur, artık nereye geldik insan falan filan diye. Böyle bir rahatsızlık duyuyor musun mesela? Eğer tasarımcının elinden çıkmamış bir sonuç ürün oluyorsa beni kesinlikle rahatsız eder. Çünkü bütün üzerinde, bütün içinde eklektik duracaktır. Ama tasarımcı bunun bir problem olduğunu kabullenip buna dair de bütün içinde bir öneri getirecekse, bununla ilgili dünyada da bir ton örnek var. İşte New York'ta, Los Angeles'ta, sokaklarda koca koca medya meşler. Ama bunların hepsi bir bütün olarak düşünülüyor. O işverenin tarihi bir binanın üstünde Times Square'de veya Piccadilly'de böyle bir reklamlar, şeyler herkesin önünde resim çektiriyor işte. Şu son şeyin en fazla resim çekilen yerlerden bir tanesi Piccadilly ve Times Square. Bunun mesela İstanbul'da da örnekleri yapıldı. Bu tarihi İstiklal Caddesi'nde cephe giydirme ve medya mesh, video mapping pardon. Yani bunlar anlık o bulunduğu yerde aslında bir hareket de doğuruyor. Yani insanlar oraya sadece onun için geliyor ve birden aktivite alanına dönüşüyor bunlar. Yani bunlar pozitif şeylere de dönüştürülebiliyor. Sadece reklam bazlı, markanın adının yazdığı, renkli bir cümbüş olmaktan yani, ama önce içerikten bağımsız olarak artık bina cephesi böyle binaya ait ve binayla sürekli gösteren bir şey değil de ondan bağımsız olarak kent içinde var olabilen bir ortam haline gelmiyor mu mesela? Öyle bakınca da işte ya ha öyle bir şey olmuş veyahut da ben burada bu kentin bu noktasında görmek istediğim şeyi yapıyorum, cepheyi yapıyorum biraz anlayışı da meşrulaşmıyor. Ya, işveren tarafından böyle bir talep geliyorsa hani çok kıymetli bir arazinin içinde işte bilmem kaç metrekare cephem var ve bunu ben bir ranta dönüştürmek istiyorum. Talebi geliyorsa bu da işte orada 2000 metrekare bir mağaza istiyorum talebiyle aslında eşdeğer bir durum. Yani onu bütün içinde tutarlı halde çözmek, gene aynı şeyi söyleyeceğim, tasarımcının sorumluluğunda olması gereken bir şey olduğuna inanıyorum. Çözemeyip sonucunda kötü bir şey çıkıyorsa bu da tasarımcıdan kaynaklanan bir durumdur. Ya ben bu konuda aslında birkaç şey söylemek istiyorum. Mesela Manhattan'da ofis kiraları, yani orada yapılan binaların kiraları aslında o cepheleri kiraladığınızda çok daha düşük. Yani doğal olarak hani belli mesela konumlarda, belli yerlerde
aslında binaların cepheleri, bir yatırımcı için binaların cepheleri binanın içindeki fonksiyondan çok daha önemli. Yani denetimdeki mesela kulelerde ofis kiralarını hesaplıyorsunuz. Halbuki onun cephesini kiralayan biri onun 3 katı bir bedel ödeyebiliyor. Doğal olarak da aslında bunu, yani tamamen Emre'ye katılıyorum. Aslında yatırımcının bir talebi olarak görüp bunu bir problem olarak görebilirseniz aslında birçok şeyde uygulayabilirsiniz. Yani bunu sadece bir yapıştırma cephe değil ama uzaktan kontrol, mesela bir responsive skin'e dönüşebilir. İşte güneşle şeyler değişebilir. Güneş ışığıyla farklı bir hal alabilir ve kentin aslında imgesine de katkıda bulunabilir. Yani bir landmark olarak da kullanılabilir veya kentin imgesinin kendisi olabilir. Tabii. Yani neden? Yani bu mesela şeyle tasarımla değiştirilebilir bir süreç olarak bunu kurgulamak da çok mümkün. Aynı zamanda kentteki kamusal alan kamusal alanı da geliştirilebilecek bir öğe olarak da tasarlanabilir. Ya şunu merak ediyorum. Mesela bizim işte demin söylediğim içine doğduğumuz şeyin, ortamın böyle mimarlığı yücelten bir yanı vardı. İşte mimarı da doktor gibi, her şeyi çözecek insan gibi görüyordu falan. Her şeyden de sorumlu tutuyordu öte yandan. Dolayısıyla böyle bir ölçekler arası giden gelen bir şey falan. Fakat sonuçta bir kutsallık şeyi de var işte. Kent, tarihin ve kültürün izlerini okuduğumuz. Dolayısıyla işte bunun hani doğru dürüst olmasının önemli olduğu, işte ne bileyim Kızılay'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ya hepsine cephe giydiriyorum dediği zaman hepimizin karşı çıktığı, dolayısıyla kenti görmek ve okumak istediğimiz bir durumdan bahsediyoruz. Orada katmanlardan bahsediyoruz. Şimdi bunun üstüne bir şey gelip konduğu zaman nasıl yapıldığından bağımsız olarak yani bu sürekliliği şey yapmıyor mu? Yok etmiyor mu? Yani bu her durum için geçerli aslında. Mesela işte mevcut belediye başkanının böyle bir kararı karar alması sonucu mimarlarla, tasarımcılarla birlikte çalışırsa çok farklı bir yere gidebileceğini düşünüyorum. Ama oradaki durum tabii arkadaki kimliği... Yani o cephelerin daha iyi ve daha iyi tasarlanmış olması durumu kurtarır mı sence? Yani bir önceki cephelerin meşruiyetini de sorabiliriz. Mesela oradaki çoğu cephe aslında mimarsız tasarlandı. Yani o bahsettiğiniz aksta aslında mimar el değmiş cepheler değildi. Yani hani bu tabii onu ne kadar değerli ya da değersiz kılar onu bilemiyorum. Fakat en azından bunun yapılıp yapılamayacağını algılamak için bir test etmek gerekiyor. Ya ben ona şeyim ama hani yapılamadığı takdirde uygulanmayabilir. Ama şimdi mimar eli değmiş deyince sen de hani o eski kuşak gibi şey yapıyorsun. Yani bir böyle hani bir kutsallık atfederek mesleğe konuşmuyor musun? Yok yok, yani kutsallık atfetmekten ziyade ben hatta her zaman söylüyorum yani şöyle bir şey var. Hani mimarlar da kendi mesleklerini icra ediyorlar. Ve hani bunu böyle yani sonuçta bina yapıyoruz. Hani buna bazen hani işte mimarlar işte sözünü söylemeli gibi. Mesela en rahatsız olduğum kelimelerden biri de budur. Yani mimarlar bir şekilde söz söylemek için işte hakikaten sıraya giriyorlar. Yani burada sadece olan şey kent yapılarıyla söz söylemek için bir şey. Normal tasarım söz. Veya yapılarıyla. Fakat benim burada söylemek istediğim şey bu alandaki profesyonellerin, yani sadece mimarların değil, birçok kişinin kentle ilgili böyle bir karar verildiğinde profesyonellerin bu konuyla ilgili çalışma yapması gerektiğine ben inanıyorum. Ha, mevcut haliyle kalsa bir problem olur mu? Olmaz. Fakat böyle bir talep geliştiğinde buna cevap verebilecek bir çalışma hali hazırda var mı? Yok. Zaten en büyük, yani şu anda yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri de bu. Yani birçok mesela yatırımcının veya şu anda işte mevcut sistemin talep ettiği bir mimari stil var. Mimarların da aslında dikte etmeye çalıştığı bir mimari stil var. Bu da işte üniversiteden veya aldığımız eğitimden... Ya bu böyle bütüncül bir şey mi? Ya ben hep mesela şeyi hep sorarım. Yani mimarlar diye tırnak içinde aldığımız kesim aslında o kadar büyük farklılıklar, dünyaya bakış, mimarlığa bakış, kültür farklılıkları içeriyor. Çünkü sonuçta baktığın zaman aslında bütün binaların altında bir mimarın imzası var. Biz bunu kendi içimizde ne kadar mimarca diye bir şeye ayırıyoruz belki zaman zaman ama yani sonuç itibariyle o mimarlar dediğimiz kesimin içinde şey var yani muhtemelen işte ne bileyim bu kente giriş kapılarını da bir mimar veya tasarımcı neyse birisi yaptı yani veya işte şeyleri de değil mi yani beğenmediğimiz veya
aksine toplumda çok popüler olan bir sürü yapıları da şeyler yapıyor, mimarlar yapıyor. Dolayısıyla böyle bir hani mimarlar diye bahsettiğimiz bizim aslında bir gerçek olmayan bir elitist kültür var sanki kafamızda. Ya da ne bileyim bir alt kültürden bahsediyoruz. Yani ben ona katılıyorum. Zaten yani az önce aslında bir şeyde konuşmadan bahsettim. Hani genç mimarların özellikle hani proje elde etmek için hani hani yarışmalara girdiği ile ilgili bir hani konuşma yapıldı. Hani iş alma metotlarından biri aslında işte alamıyorlar gibi bir şeye çıktı tabii. Halbuki şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Aslında birçok mimar da hali hazırda bu tip projeleri yapmamak için zaten şeyleri yarışmalarla devam ediyorlar. Mesela iş alma değil aslında buradaki birçok ekip çok farklı koşullarda iş alabilir. Ama bunu mesela bunda reddediyoruz. Mesela ben çoğunlukla işte en son MEB'de yaşadığımız olayı diyorsunuz. Bambaşka farklı sebeplerden o işi reddetmemiz gerekiyordu. Ve bunu mesela sadece şey olarak değil yani yarışmalar sadece bir iş alma biçimi değil. Aslında üretmek istediğiniz mimarinin şeyini arıyorsunuz. Normalde sadece iş alabilme olarak değil. Fakat işte piyasanın taleplerinin farklılaşması durumunda bu konuyla ne kadar ilişkili olmanızla alakalı bir durum bu. Yani tabii ki bir şey buradan bir elitist söylem çıkıyor olabilir ama mimarların da çoğu şeyi isteyerek yapmadığını görüyoruz. Mesela sizin işte bahsettiğiniz bu işte kapıları yapan ekibin aslında başka bir yerde çok farklı projeleri olabiliyor. Hı-hı. Ama onlar tabii bunu şey olarak görmüyor. Yani bu onların bir stil kaygısı değil. Yani hani ben onu diyelim ki ben bu konuda öyle bir stili kabullenirse kabul edeceğim. Fakat aslında orada bir stil arayışı da yok. Yani bir de o stilin kendi içinde iyi ya da kötü olduğu tabii. Da ve kendi beklentilerini ne kadar yerine getirdiği de tabii ayrıca tartışılabilir bir şey yani. Tabii yani şunu görüyoruz mesela orada onu üreten kişinin başka bir şehirde bambaşka bir yapı yaptığını görüyoruz. Yani bu kadar da mesela mimari yani mimarların ve mimarlık stilinin bu kadar mesela ben çekiştirilebileceğine inanmıyorum. Doğal olarak burada hani üretilen yapının veya objenin aslında mimarların da sorumluluğunda olduğunu düşünüyorum. Yani birçok yani şu anda hani yapılan çok garip yapılarda aslında ne bileyim Trabzon'da çok iyi bir yapı yapan bir mimarın burada bambaşka bir şey yapabiliyor olması. Zaten şaşırtıcı olan durum bu. Yani aslında fake olan durum bu. Yani mimarların bir grup mimarın elitist duruşundan ziyade aslında bir grup mimarın her şeyi yapabiliyor olmasında aslında en büyük sıkıntı. Ama o biraz önce konuştuğumuz biraz da bağlam ve ortamla ilişkili değil mi? Yani işte Emre şunu söyledi. Yani mesela yarışmada işverenle ilişkinde sen bir konum kazanmış oluyorsun. O konum üzerinden de belli özgürlükler belki kazanıyorsun ya da kısıtlamaların daha az oluyor. Halbuki direkt kapıdan giren bir işverenin karşısında aynı özgürlüğe sahip olmayabiliyorsun veya devlet sektörüyle çalışırken daha kısıtlı oluyorsun. Benzer şekilde işte bütçe kısıtı, şu su, bu su falan filan hepsini bir araya getirdiğin zaman projenin fiziksel verileri başka bir şey yapıyor. Çünkü bunun bir ucu da şu. Yani aslında araştırmaya açık olmanın bir anlamı da bu stillerden ve tarzdan kendini arındırabiliyor olmak. Yani o stil ve tarz şeyin de arkasındaki engellerden bir tanesi. Yani araştırmaya açık olmanın arkasındaki. Dolayısıyla aslında yani her şeyi yapabilir olmak o anlamda kötü değil belki ama o yaptıkların içinde yaptığın şeyle kurduğun bilinç ilişkisi belki de önemli bilmiyorum. Bir şeye geçmek istiyorum aslında. Başta söyleyecektim belki de atladım. Yani Fatih'le onu devam edebiliriz. Ya buradaki grubun tabii şöyle bir özelliği var. Bu böyle bir hani Elif sonradan İstanbul'da oldu. O da kısmen Ankara sayılır. Can belki biraz daha mı İstanbul'da? Yok aynen. Sen de aynen Elif gibi bir şeysin. Dolayısıyla buradaki grup aslında bir Ankara dinamiğini temsil ediyor. Şeye baktığımız zaman yani bu dinamiğin uluslararası veya işte ne bileyim İstanbul daha geniş bir coğrafya ortamında ki temsiliyeti aynı mı yoksa hani bu buradan kaynaklanan bir
farklılık var mı? Nasıl hissediyorsunuz bu çevre içinde? Çünkü ben şeyi de görüyorum, yani bu grup mesela daha geniş bir çember içinde. Gençler daha dinamik projeler üretiyor, birbiriyle beraber çalışıyor falan filan. Ama yani bu ortamın kendine özgü bir yapısı var mı? Yoksa mesela İstanbul ve şeye gidince uluslararası ortama iş değişiyor mu? Temsil eden bir şey var mı? Ne diyorsun? Belki sen başka şeyler söyleyecektin ama ben oradan girdim, sen istediğin gibi devam et. Yani aslında bir İstanbullu, Ankaralı mimar ya da ofis yaftalaması var. Bunu zaman zaman hissedebiliyoruz. Belki bu aslında demin bahsettiğimiz bu bayındırlık döneminden gelen o katı tavrın sanki devamı gelecekmiş gibi, bu nesilde de benzer tavır devam edecekmiş gibi bir algı ya da beklentiden kaynaklı olabilir. Tabii biz kısmen hani ne oraya ne buraya ait olmak gibi bir, açıkçası en azından benim öyle bir kaydım yok. Yani bütün derdimiz iyi mimarlık yapmak. İşte keyif aldığımız üretim süreçlerinin içerisinde bulunmak, yani tek şeyimiz. Hani İstanbul'da olsak da belki benzer bir şey düşünecektik, ya da İzmir'de ya da Bodrum'da olsak da. Yani o konu hani açıkçası ana eksenimizde olmuyor. Fakat bunun sıkıntılarını çekiyor muyuz? Tabii ki çekiyoruz. Belki İstanbul'da daha nitelik arayan, rekabetten dolayı nitelik arayan bir işverenden bahsetmek mümkün olabilir. Aynı zamanda oradaki mimarlık ortamının kendisiyle de, birbirleriyle de rekabet içinde olmasından dolayı sürekli bir iyiye ulaşma çabası, yeniyi arama çabası da belki oradaki dinamikleri şey yapıyor, etkiliyor. Ankara'da kısmen daha İstanbul'a göre durağan, statik bir durumun olduğunu söyleyebiliriz. Burada yatırımların yeni yeni başlaması, ağırlıklı olarak kamu projelerinin öne çıkıyor olması da aslında bir yerde bizi tercih yapmaya zorluyor açıkçası. Belki de yarışmalara bu kadar sarılmaya çalışmamızın şeyi, kendimize bir anlamda söz söylemek için bir ortam, bir tutunacak bir şey bulmak aslında. Yani en azından ben öyle görüyorum şeyi. Deminkiyle ilgili bir şey eklemek istiyor musun? Şey, aslında bu, siz şey demiştiniz hani yarışma ve uygulama arasındaki mesele. Biz bunu grup olarak çok hani iyisini de kötüsünü de yaşamış bir aslında grubumuz. Gökhan'ın hikayesi gibi biz de çok genç yaşta mezuniyetimizin hemen ardından işte Kıbrıs'taki o davetli yarışma sürecinde bir anda hemen ertesi gün sözleşme imzalayıp bir uygulama projesi sorumluluğunun altına girmiş bir ekibiz. Fakat o süreci o kadar iyi yaşadık ki, yani o kadar bileşenleri iyiydi ki, hani hala aynı şeye ulaştığımızı, yani o kombinasyonu bulabildiğimizi söyleyemem. Dolayısıyla o bizi bir anlamda çok büyük bir beklentiye soktu ve biz bu H20 kapsamındaki sunumda da biraz buna değinmeye çalıştık. Yani mezun olduktan sonra büyük bir beklentiyle aslında piyasaya atılmak. Ya niye şikayet ediyor diğerleri gibi bir havaya mı girdiniz? Diğer insanlar niye şikayet ediyor? Ha, evet, her şey gayet iyi. Yarışmayı kazanıyorsun. İstediğini yapıyorsun. Çok güzel. İşte, Civata'ya kadar soruyorlar. Yani. Evet. Harika bir şey. Ben Civata için Kıbrıs'tan ekip geldi. Bize numune gösterdi falan. Hani bir anda böyle sert bir düşüş yaşadığımızı söyleyebilirim ondan sonra. Bir süre buna adapte olmaya çalıştık. Ve hani tekrardan sunumda da şundan bahsetmeye çalıştık. Yani hiç beklemediğiniz anda ortaya koyduğunuz bir işle hakikaten iyi bir şey yapabiliyorsunuz. Ki bizim Kıbrıs yarışması biraz öyleydi. Ya çok deneyimli rakiplerimiz vardı. Biz zaten kazanamayız. Yani söylemek istediğimiz sözü söyleyip çekilelim şeyindeyiz. Kazandık. Fakat daha sonra yani bir işte yapının uygulanmasını görmek, o iyi geçirilmiş bir süreç. Ya acaba oluyor muyuz? İşte biz bir ofis mi olduk? Daha neler yapabiliriz'i sorgularken bu sefer de başka beklentilerin içine girmeye başlıyoruz. Biz buna hatta şey demiştik sunumumuzda, hani mind the gap, hakikaten bu tam böyle bir gitme gelme meselesi. Böyle bir problem var, yani yarışmalarla uygulama projeleri ya da normal piyasa işleri arasında bir aslında büyük bir boşluk olmak zorunda değil. Bu birbirine yaklaşabilir ve bu bir yerden sonra hayır dediğiniz işler noktasında şey ayrışmaya gidebiliyor. İşte her şeye evet demek ya da her şeye evet demenize yol açacak yapının bir parçası haline gelmiş olmak aslında sizi biraz o tarafa itebiliyor. Dolayısıyla biz hani son birkaç yıldır çok aşırı büyümemeye, işte belli bir ölçekte kalmaya, başka ekiplerle de ortak üretimler yapıp hani o lezzet arayışını sürekli kılmaya aslında çalışıyoruz. Diyebilecekleri bunlar bu şeyleri.
Can, sana da şeyi soracağım aslında bu Ankara İstanbul meselesini açılırken. Siz de tabii bir süre sonra böyle bir İstanbul'a attınız kendinizi. Bir kere merak ediyorum, yani bunun bir mimarlıkla ilgili bir bileşkesi var mı? Yani şöyle bir şey var çünkü. Varsayım ya da inanış ya da kabul edilen bir şey var. Ya İstanbul farklı abi. Ondan sonra işte işvereni farklı, osu farklı, osu farklı. Yani oraya gittiğin zaman böyle birdenbire hani sanki şeyden girerken, gişelerden girerken böyle bir takım işverenler bekliyor. Ondan sonra projeler havalarda uçuşuyor falan. Yani bir yanı öyle. Bir yanı da şöyle baktığı zaman, İstanbul tarafından baktığı zaman da ya burası işte Kurtlar Zor, hiçbir şey o çok kötü, şöyle oluyor, böyle oluyor. Siz Ankara'da ne rahatsınız falan gibi. Bir başka şeyi de var ya, böyle bunların arasında gidip gelen bir acayip şey. Ama tabii hakikaten yani şimdi giderek sermayenin de merkezi haline gelince İstanbul'da büyük bütçeli ve şey işler çıkıyor. Bir de galiba Elif'in bahsettiği nişler oluşuyor. Yani burada böyle hani ne bileyim bir enstalasyon talebi, ya işte şunu yap da şurada da birisini çağırsak da bir enstalasyon yapsa diyecek insan sayısı İstanbul'a göre çok azdır. Doğal, çünkü işte resim koleksiyonu yapan insan sayısı da İstanbul'da çok fazla. Bilmem ne de çok fazla falan. Ya o anlamda bir böyle kentin dinamiklerinin geri dönüşü oluyor mu? Ya da yani sizin ona karşı şeyiniz ne oldu? Tabii özellikle yani uluslararası firmaların şeylerini, headquarterlarını İstanbul'da kurmaları veya uluslararası olmaya çalışan Türk firmalarının da İstanbul'da olması o konuda çok büyük bir avantaj. Çünkü ya dışarıdan gördükleri bir şeyi istiyorlar, Türkiye'de yapabilecek birisini bulamayıp çok gençlere yöneliyorlar. Bu hani bir web sitesi bile olabilir, çünkü onda hani üreticisi çok genç olabiliyor. Ve enstalasyon da olabiliyor veya işte bazen bizden çok daha öngörülü olabiliyor. İşte pop-up store'lar yapmak istiyoruz gibi böyle geçici şeylerle gelebiliyorlar. Yani dünyadaki trendlerin çok daha yakından takip edildiği bir yer olması avantajlı. Bir diğer avantajı da belki sizin biraz önce bahsettiğiniz bu Bayındırlık diye bahsettiğiniz süreç İstanbul'da çok yaşanmadığı için piyasada çok fazla genç var. Yani genç olarak piyasada olmak çok normal bir şey. Ve çok da kendinizi hani küçük ve korunaksız hissetmiyorsunuz aslında. Çünkü sizin gibi birçok insan var. Ama yani tabii biz... Bütün sektörlerde üstelik. Sadece mimarlıkta değil yani. Reklamcılıkta bilmem. Tabii özellikle reklamcılık yani. Hepsinde çok var yani. Yani bu enstalasyon işleri bizim için çok ilginç oldu aslında. O mimarlıktan çok bir yerden sonra reklama kaymaya başladı. Ve o çok genç bir sektör. Biz birazcık da onun desteğini ve avantajını sağlayarak aslında ilerledik. Yani... Ama yani tabii ki bunun yanında da çok dezavantajları da var yani. Fatih'in dediğini o anlamda çok katılmayacağım. Ben hani özellikle bu çevrenin çok daha nasıl diyeyim, çok daha iyi bir ortam olduğunu düşünmüşümdür hep Ankara'da. Yani bir yandan kısıtlı bir durum var. Hani biz bilmiyorum Ankara'da olsak hani bu kadar çok en azından işle karşılaşır mıydık? Bu kadar hızlı bir şekilde kendimize göre girebilir miydik? Ama bir yandan da hani şimdi Ankara'da da aldığımız işler oldu. Hani çok daha böyle talepleri daha üst seviyede olan müşterilerle karşılaşıyoruz. İstanbul'da hani Onat'ın da dediği hani her şeyi yapabilecek mimar diyorsun ya, işte kapıları da yapar gider orada başka proje de yapar. Onlardan yani öyle ekipler de çok fazla olunca hani piyasanın öyle bir sıkıntısı, öyle bir zorluğu da var yani her anlamda çok farklı ve çok sayıda şeyle yarışıyorsunuz. Farklı kriterlerle yani. Faydar Karabey hep böyle takılır bana şey diye. Ya siz Ankara'dan bakınca İstanbul'dakileri böyle dolarla pro yakan mimarları görüyorsunuz, öyle bir şey yok aslında falan diye. Hakikaten belki buradan bakınca bir şey görülüyor ama yani şeyi tabii kastediyorum, bir yandan da şunu kastediyorum yani şeyde böyle bir mimarlığın algılanma, yapılma biçimi ve dinamikleri üzerinde de bir farklılık görüyor musun? Yani şunun için soruyorum, senin dediğinden hareketle hakikaten genç olma meselesi mesela Ankara'da belki İstanbul kadar rahat değil. Orada her alanda olduğu için de çok kabullenen, senin söylediğin belki normal kabul edilen bir durum, normalleşmiş bir durum olduğu için belki o gençliğin dinamizminin de insan orada daha çok açığa çıkması bekliyor. En azından buradan işte şeyde izlediğim zaman ben
internet üzerinden, bloglarda, şurada burada falan çok böyle müthiş tartışmalar dönüyor. Ama bu böyle bir fiili durum olarak ortaya yansıyor mu, yansımıyor mu? Çok ondan emin değilim. Açıkçası yani. Ben de emin değilim. Yani demin Elif'in dediği şey olarak hani bizim Ankara'da aldığımız işler hani kendimizden sadece görüyoruz aslında. Daha kaliteli işler oldular. Yani Ankara'da, İstanbul'da her zaman piyasaya çok yansımayabiliyor. Çok talep var çünkü her şeye talep var. Ama sonuç ürüne ne kadar dönüşüyor ondan hani çok şey değilim, emin değilim aslında. Benim de mesela çok sayıda öğrencim özellikle son yıllarda mutlaka bir İstanbul'a bir şekilde gitmek istiyor. Ya işte master yapmaya veya oradaki büyük ofislerde çalışmaya falan. Büyük ofis meselesi çok önemli. Yani Gökhan'ın söylediği aslında mesela onu Emre de tekrar etti. Yani böyle bir ikili bir durum çıktı ortaya. Yani bilinçli olarak butik ve küçük ofis olarak kalma meselesi veyahut böyle bir giderek büyüyen işte 50, 60, 100 kişinin çalıştığı kurumsallaşan İşte şimdi demin Ali Osman'la mesela konuşuyorduk. O böyle ofisin içinde alt ofisler, onların idarecileri, işte bir grup yurt dışı ilişkileri ayarlıyor, öbürü şey yapıyor falan. Veya İstanbul'da bazı ofislere bakıyorum, işte medya sorumlusu falan. Telefon geliyor, işte ben medya sorumlusuyum, şeyi ben vereceğim, imajı falan. Sosyal ama medya. Fotoğraf sorumlusu arkadaş da şeyi verecek falan gibi böyle bir, yani hakikaten büyük bir şeyle ya hakikaten öyle karşı karşıyasın veyahut da böyle bir en azından imajdan bir şey medet umularak yapılan bir durum var. Hangisi bilmiyorum, önemli de değil ama sonuçta bir böyle büyük ofis olma şeyi var. Öbür tarafta da bir kasıtlı olarak hem o özgürlüğünü koruma adına hem de belki araştırmaya açık kalabilme adına belli bir ölçeği koruma çabası var. Ama benim anladığım şey bir dezavantaj değil diyorsun sen. Yani küçük ofis olabilirsin, iş birliklerine açık olduğun sürece bu alternatif bir kanal olarak gidebilir. İlla kendin büyüyerek değil ama şey yaparak. Peki o hakikaten olabiliyor mu? Yani mesela Onat'ın bir sürü girişimi oldu, biz orada oturduk konuştuk hani böyle bir çatı altında bir şey yapılabilir mi falan diye. Ya olmuyorsa da niye olmuyor onu da merak ediyorum. Mümkün bir şey ekleyeyim sonra şey yapayım. Tabii olur. Yani bize çünkü çok ilginç bir şekilde böyle hani eğlenceli küçük işler yaptığımız zannedip gelen birçok genç mimar arkadaşımız büyük hayal kırıklığıyla geri dönüyorlar. Çünkü küçük olmak aslında çok stresli bir şey. Yani işi siz yapmasanız başka birisi yapmıyor. O iş olmuyor kendi kendine. Zaten böyle hani biz de öyle düşünüyoruz. Evet. Eğlenceli küçük işler yapıyorlar ve çok el biraz yani. Böyle ellerinizle işe girince pek öyle olmadığını bir görüyorsunuz. Ama yani hani diğer fark ettiğimiz şey de aslında küçük olduğumuz zaman diğer sektörlerden biraz bizim özenerek baktığımız bir şey. Aslında bir startup olarak hareket edebiliyorsunuz. Hiç hantal değilsiniz. Bizim yani hiçbir elemanınız olmadığı dönemler oluyor. Evet. Sektör değiştirebiliyorsunuz. Çok farklı işler alabiliyorsunuz. Çünkü hani çok küçüksünüz. Kimse sizden bir beklentisi yok. Şey olarak yani bir maaş beklentisi yok falan. Hı hı. O yüzden hani yani butik iş yapmanın ötesinde bence işte bu diğer sektörlerin işte hani Amerika'da iki tane çocuk garajda iş başlatıp büyük bir firmaya dönüşüyorlar gibi bir moda geliyorsunuz aslında. O da çok ilginç ve eğlenceli bir şey. Daha önce mimarlık sektöründe bence bu olmayan bir şeydi. Yeni yeni Türkiye'de olmaya başladı. Siz peki hala garajda mısınız şu an? Evin salonunda yemek masasında şu an. Sonra oraya geri döndük yani. Oraya geri döndük. Yani ilk başta biz bir ofis açarak başladık. O zaman bir de grafik tasarım alanında da çalışıyorduk. Öyle bir üçüncü ortağımız var hala. O zaman işte stajyerlerle çalıştık. Yani çalışanlarımız oldu falan. Fakat sonradan böyle tekrar bir küçülmenin şimdi daha avantajlı, en azından daha keyifli olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü mesela araştırma bu. Hani mimarlık alanında R&D falan da işte konuşuyorduk. O konuda da bir şeyler yapabiliyoruz. Daha zaman ayırabilmeye başladık. Birazcık daha hani araştırmaya ağırlık verebiliriz belki bu sayede diye düşünüyoruz. Ve yine bu farklı ofislerle işbirliği yaparak her zaman hani daha farklı ölçekte projelere girme şansımız da var yani. Yarışmalara öyle girebiliriz. Hani hep açığız ve etrafımızda da aslında bizim yaşlarımızda buna açık çok ofis olduğunu gördük. Yani güzel bir yanı var. Peki sana bir şey daha sorabilir miyim? Yani bu benim şahsen de merak ettiğim bir şey. Şimdi buradaki insanların çoğu hakikaten eğitim ortamı olarak Ankara kökenli. Büyük bir çoğunlukta ODTÜ şeyi var. Bu böyle bir eğitim geçmişi farkı yansıyor mu İstanbul şeyinde?
Öyle bir şey gözlüyor musun? Ben yani Ankara'yı bilmiyorum. Hani ODTÜ'yü biliyorum sadece. Ve de hep o şeye çok en azından öyle düşmüşümdür. Yani hani bu mimarlıkta dürüstlük, işte her şeyin olduğu gibi gözükmesi ya da bir işin zaten kendini iyi olmasıyla, kalitesiyle satması falan gibi bir şey Ankara'ya özel. İstanbul'da da hani herkes piyasada çok sert bir şekilde işini pazarlamakta falan gibi ve hani öğrenciler de biraz öyle yetişiyor gibi bir imaj olarak gittim ben oraya. Ve hakikaten yani büyük ölçüde doğru olduğunu düşünüyorum. Yani en azından oradaki öğrencinin bile kendini anlatabilmesi, işte projesini anlatabilmesi, olmak istediği yeri işte çok rahat tartışabilmesi falan bence şey farklı. Ama bilmiyorum şu anda Ankara'da durum nasıl. Bilmiyorum, pardon seni kestik şeyi. Uzun bir şey oldu ama, parantez oldu ama. Birlikte iş yapılabilir mi sorusuna cevabım aslında tam bilmiyorum ama galiba yavaş yavaş yapılabilir hale geldi. Buna belki bilgisayar ortamının, network'ün de etkisiyle belki insanların yaklaşımının etkisiyle. Ben şu anda yapıyorum bir arkadaşımla birlikte. Birkaç tane yürüttüğümüz iş var, yürütmeye çabaladığımız iş var. Bence olabiliyor ama asıl diğer sorunuza cevap vermek istiyorum. Şimdi dediniz ya hani büyük büro olmak veya biraz butik kalabilmek. Bence asıl sorun bu değil, asıl soru amatör ruhunuzu kaybetmek veya kaybetmemek. Şimdi biz, ben de dahil olarak hep şöyle bakıyoruz galiba. Türkliği onun göstergesi olarak söylüyorsun. Evet, evet. Yani ben de aynı fikirdeyim şu anda ama fikrimin doğru olup olmadığını sorguluyorum sadece. Küçük kalabilirsek eğer daha amatör ruhumuzu kaybetmeden daha iyi, daha mimari dili yüksek projeler, işler çıkartabiliriz diye bir intibamız var. Aslında asıl büyük başarı belki de hani büyüdükten sonra da bunu kaybetmeden kalabilmek. Mesela ben yurt dışında bir ofis gezmiştim. Bir binaydı. Yani 6-7 katlı bir bina. İçinde kaç kişi vardı bilmiyorum ama tamamen kurumsallaşmış aslında. Ama bir yandan da o amatör ruhu kaybetmemiş. Yaş ortalaması, çalışanların yaş ortalaması belki 25. O civardaydı. Ama kendi baskı atölyesi de olan, kendi maket atölyesi de olan bir büroydu. Yani aslında bir taraftan veriler girip öbür taraftan projenin çıktı. Tam bir fabrika gibi görünmekle birlikte inanılmaz bir şey. Herkesin tasarım sürecine dahil olduğu tam bir atölyeydi aslında bir yandan. Hani bunu Türkiye'de yapabilmek mümkün mü? Bana çok zor gibi geliyor. Hani çünkü bu aslında çok amatör olmakla birlikte çok çelişkili konuştuğumun da farkındayım. Bir yandan da çok kurumsal bir Altyapıyı söylediği şey yani bütün projenin yönetim süreci, tasarım sürecinin o kadar üstüne biniyor ve önüne geçiyor ki onun için ne zaman ne bütçe kalıyor ve hakikaten şu araştırma kısmını bir atlayacak. Ya bir de şöyle bir şey var, o çok enteresan. Ne kadar hızlı proje yaparsan o kadar hani iyi gibi de algılanıyor kimi zaman. Çoğu. Ve şey bekleniyor yani çok hızlı üretmen bekliyor. Gelen işlerin çoğunca dün diye geliyor. Teslimine zaman dün şeklinde. Ve o bir şey gibi. Tabii o baskının olduğu, süre ve bütçe baskısının olduğu ortamda da araştırma şey. Ama şey mesela çok önemseniyor. Yönetim, proje yönetimi işi çok önemseniyor. İşte bir şey gönderiyorsun, sana da herhalde böyle Excel tablolarıyla işte metrekare ölçümleri, onun fizibilitesi, şusu busu trak 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 geri dönüyor falan. Ve başka bir dünya şey yapıyor. Pardon, gene kestim seni. Yok, ben bitirmiştim. Bitirmiş miydin? Bitirmiştim değil mi? Demin sorduğunuz soruya çok içimde kalan bir cevabım var aslında. Bu görselleştirme ile ilgili konu çok bu ara yaram yani benim. Evet, görselleştirmek Emre'nin söylediği gibi bir araç aslında. Ama aracı iyiye veya kötü kullanmak kişinin elinde olan bir şey diye düşünüyorum. Yani nasıl ki zamanında yapılan o siyah-beyaz ozalitlerde plan üzerinde de çeşitli oynamaların yapılıp istendiği şekilde gösterilmesi mümkünse ya da kesitli plan arasındaki uyumsuzluklarla bir şeyleri farklı göstermek mümkünse evet imajda o belki biraz daha mümkün görselleştirmede. Ama bir yandan da hakikaten istediğiniz atmosferi iyi anlatabilmek için müşteriye, hele de meslekten olmayan bir müşteriye iyi sunabilmek için çok da başarılı bir araç bir yandan. Dolayısıyla bunu böyle hani kötü deyip itmek yerine
doğru kullanılması belki o teşvik edilmeli. Yani neler görüyoruz? Yani makette bile ölçekle oynayıp, işte ortadaki göleti büyük gösterip, binaları küçük gösterip, ortamı bambaşka hissettirmek de mümkün. Bu sadece şeyin, imajın kötü tarafı değil. Doğru. İmajla görselleştirmenin kötü tarafı değil bence. Biz geçen çok enteresan bir şey yaşadık. Bir yarışma jürisi sonrasında işte sohbet ederken katılımcılarla şöyle bir şey söylediler. Ya bir takım yerleşik bu imaj üreten, onun hizmetini veren ofisler var. Çin'de falan. Hı hı. Bunların bazıları o kadar gelişmiş ki yani sadece sizin gönderdiğinizi çizmiyor. Onu müdahale edip upgrade, yani onu daha iyi bir hale getiriyor. Ve şey hakikaten mesela bazı projelerde plandaki gelişmişlik düzeyi, işte ne bileyim ne derseniz, profesyonellik düzeyi, detaya hakimiyet düzeyiyle üç boyutta sunulan arasında müthiş bir fark var. Yani hakikaten kayda değer bir fark var. Yani ve çok bilinçli olarak mesela aslında projede çok aksayan bir sürü şey çözülerek şeye, üç boyuta aktarılmış. O böyle çok bilen birinin elinden çıkmış. Onu görüyorsunuz yani. Tabii bu sonuçta yasal olmayan bir şey değil. Çünkü siz ekibe istediğiniz kişiyi dahil edersiniz ve o da bir şekilde katkıda bulunur ama söylemeye çalıştım o. Yani o bir bağımsız hizmet sektörü haline geldiği zaman bir böyle o mimarlıkla yarışan bir şey haline de gelebiliyor. Veya ondan farklı bir şey haline aslında de gelebiliyor. Tam orada bir algı sürekli var mı? Bir cümle söyleyeyim sadece. Ama geliştiren bir unsur da olabilir. Yani tabii şüphesiz geliştiren bir unsur da olabilir. Yani şey de mesela bu görselleştirme konusuyla alakalı aslında kötü bina iyi render vermez diye bir şey vardır. Yani mesela bir de şeyi bu görselleştirmeyi İşte tersi geçerli, biz onu merak ediyoruz. İyi render kötü bina vermez. Tersi aslında geçerli değil. Mesela MIR'le ilgili örnek verildiğinde, Luxigon'la örnek verdiğiniz zaman aslında az önce bahsettiğiniz kolektif çalışmayı yaşamak zorundasınız. Ha, tam da söylediğim o, yani tersi geçerli değil bunun. Yani çok iyi render çok iyi bina vermeyebilir. Yani ben tabii bambaşka bir yerden aslında konuya bakacağım. Mesela MIR ve Luxigon'la çalıştığınız zaman aslında üç boyutlu görselleştirme yapan insanlarla çalışmıyorsunuz. Orada işte 8 tane iç mimar, 4 tane mimar, 2 tane de fotoğraf sanatçısıyla çalışıyorsunuz. Mesela diyelim ki bir projeniz var, siz onlara çizimleri yollayacaksınız ve renderler istiyorsunuz. Onu öyle bir şey zaten yapmıyorlar. Kendileri oradaki yaratılmış şeyi, planları, kesitleri, belki cepheleri değiştirerek diyorlar ki sizin projeniz bu. Fakat biz burada gerekli gördüğümüz değişiklikleri yaptık. Böyle olursa da iç mekanı böyle yaşıyorsunuz diyorlar. İki tane örneği alıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki evet, yani orada da bir, orada da mimarlar çalışıyor. Burada mimarlara mı hizmet veriliyor? Tabii. Yani bu bir görselleştirme firması gibi gözükür aslında ama bayağı bir aslında mimari olarak iç mekanla ilgili size done verir. Der ki planlarınızı değiştirirseniz biz bunun üstünden gitmeyi daha uygun görüyoruz. Aksi takdirde sizin planlar üzerinden devam edeceğim. Aslında orada bir kolektif çalışma var. Mesela MIR ve Luxigon'u mesela Çin'deki render firmalarıyla birlikte tutmamak lazım. Yani mesela biz burada bütün eleştirilenlerden şu var. Bu eğer bu görselleştirme programı olarak algılanan araçlar tasarım sürecini etkilemiyorsa işte orada mesela şüphe var. Çünkü biz şunu da görüyoruz bir yandan. Planlar çiziliyor. Bir de planla tasarıma başlayan bir ekürü var. Mesela biz yani sürekli hibrit bir tasarım süreci yaşıyoruz. Üç boyut geri gel, tamamen feedbacklerle çalışan. Ama birçok mesela aslında mimari ofisi, yani bu üç boyutlu görselleştirme eleştiren ofis, planları, kesitleri, cepheleri çizip üç boyutçuya veriyorlar. Sonra da bir tane proje veriyorlar eline, dergiden vesaire. Bunu istiyorum ve çıkmıyor. Ondan sonra mesela çıktı aslında zaten ondan sonra zaten bu eleştiri başlıyor. Yani çünkü kendileri de aslında aynı tool'u kullanıyorlar ama kendileri değil. Yani çünkü bunu tasarım sürecine entegre etmedikleri için kendi tasarım metotlarıyla bunu başkasının ellerine bıraktıklarında, yani gidip bir görselleştirme verdin, istediğiniz tekniğinizi kullanırsa kullansın, eğer tasarım süreci kolon çizerek mekan üretmeyle başlıyorsa elinizde elde ettiğiniz sonuç ürün, render, en iyisine de verseniz bu işi çıkartamıyorlar. Zaten bütün tartışma da bundan ortaya çıkıyor. Yani bu görselleştirme ile ilgili bütün eleştiriler bunun üzerine çıkıyor. Biz de yapıyoruz, bir şey olmuyor. Yani onun çünkü
mekan arayışıyla birlikte entegre edilmediği takdirde, yani mesela siz o şeyi tüm tasarım sürecine yayıp mesela o mekanı 4 kere 5 kere sadece bir lobiden veya sadece bir şeyden kamusal alandan o mekanın görselini tasarım sürecine ekleyebiliyorsanız o zaman zaten iyi ürün elde edebiliyorsunuz. Ama plandan tahmin ederek, assume ederek bu sonuca varmayı planlıyorsanız, planınızı verip bir de görsel verip sonunda da istediğinizi elde edemeyince de karşı tarafın üretmiş olduğu imgeyi kıskanıyorsunuz. Yani aslında sonuç biraz da bu. Aslında bir de yani şunu da konuşmak lazım belki. Hani bu sadece görselleştirme meselesi değil yani. Hani senin söylediğin gibi birincisi zaten artık bu teknolojiler, sadece görselleşme teknolojileri bile insana tasarım sürecinde çok katkıda bulunabiliyor. Yani o geri dönerek sürekli daha en başından bir şeyleri üç boyutlu modellemek, işte randevu alıp bakıp geri dönmek vesaire de var. Ama o biraz önce bahsettiğimiz işte ortaya çıkan görsel şölen meselesi, yani bu yurt dışında da hala çok eleştirilen bir konu. Bu işte parametrik tasarım diyebiliriz ya da bu modelleme programlarının mimarlığa katıldığı ilk dönemlerde bu hani bir form üretiminden bahsediyorum. Yani bu teknolojilerin form üretiminde kullanımı çok ilginç bir şeydi. Yani hakikaten uçan kaçan yüzeyler, işte parlak binalar, inanılmaz işte yuvarlak şeyler, hatlı bir takım formlar vesaire çok ilginçti. Hani çok araştırıldı falan filan ve son dönemde artık bu bırakılıyor. Yani insanlar artık bu teknolojileri bir form arayışı için kullanmayı ilginç bulmuyorlar. Yani yapılabiliyor mu? Evet, inanılmaz görseller üretebiliyoruz. İçine de binayı koyabiliyoruz. Uygulanabiliyor mu? Evet, artık uygulanabiliyor. Yani gerçekten çok standart dışı formları üretebilir hale geldik yani mimarlık sektörü olarak ama... evet, yani neden hani? Parametrik için parametrik. Ama yani formun dışında bence onun bir yanı daha var. Onların genel adı, sen yani Türkçe'de söyledin, hesaplamalı mimarlık diye geçiyor. Onun daha da farklı bir DAS var. Mimarlık hani imaj üzerinden bakarsanız sadece bu güzel, bu çirkin diyorsunuz. Orada çok daha farklı bir daire deniyor ki mimarlık hesaplanabilen bir şeydir. Bu sayılara dökülebilen bir şeydir. Ve bir binanın iyi olup olmadığını ben size yani bir formülle verebilirim dendiği zaman aslında bütün imaj tartışmanın uzaklaşılıyor. Evet, işte yani asıl ilginç olan kısmı bence burası ve biz Türkiye'de bence hala 10 yıl öncenin şeyine düşme riskini yaşıyoruz. Yani Türkiye'de de artık o şeyleri görüyorum. Uçan kaçan yüzeyler şeyler. En azından genç mimarlık sektöründe öyle bir iddia olmaya başladı. İç mekanda, dış mekanda üretilmeye çalışıyor vesaire ama yani buna düşmemeliyiz artık. Bu geçti, bitti. Hani modasının geçti, çok konuşuluyor her yerde, bütün dünyada. Yani maksat aslında imaj üretimi olduğu zaman bir de tabii yani karşılaştırmak için söylüyorum, seni desteklemek için. Çok iyi render alan birisi işte bizim bilmem neyin de bir teyze oğlu vardı falan gibi size rakip olarak çıkmaya başlıyor ama siz ve çok farklı bir işte hesaplama mimarıyla vesaire gittiğiniz zaman siz ortaya bir bilgi koyuyorsunuz, bir sonuç ürün koyuyorsunuz ve buna kanıt olarak diyorsunuz ki bu daha iyi. O zaman sizin ürettiğiniz ürün taklit edilemez bir şey haline geliyor. Yani gerçekten çok ciddi bir bilgi birikimi konmaya başlıyor. Bence yani işin ilginçleştiği kısım aslında o gibi geliyor. Yani değişimin de açık olduğu şey artık. Aslında şöyle bir tabii enteresan çelişki var burada. Bu da epidir düşünüyorum üzerine. Geçen işte Arzu Hoca ile de konuşuyorduk. Yani parametrik ya da hesaplı tasarım dediğimiz şeyde şöyle bir şey görüyoruz. Hakikaten mimarlığın rasyonel ölçüm sistemleri içinde anlaşılabilir ve mekana dönüştürülebilir bir aracı oluşturulmaya çalışılıyor falan. Bana sorarsan bu tabii modernizmin ilk o hani kopuş ve kendini ortaya koyuş dönemindeki şeyden farklı değil. Yani rasyonel aklı ve geometriyi bilmem neyi öne alan, işte birinde daha kerat cetveli ölçeğindeki şeyle, gelişmişlikle hesaplanabilir ve ona uygun teknolojiyle üretilebilen bir şey, işte robotik teknoloji altında daha kompleks hesaplarla yapılabiliyor. Bu da sonuçta işte bir yandan biçimsel özgürlük gibi görünen, öte yandan da kendiyle çelişerek rasyonel aklının dışına çıkan bir durumla bitiyor. Ben onun için yani bunun hani neden böyle bir şey olduğunu,
ayrı bir durum gibi algılanmaya çalışıldığını çok anlamış değilim. Ama şunda çok haklısın. Özellikle bu serbestleşen ve işte bizim gündelik hesaplama sistemlerimiz içinde kolay baş edemediğimiz çözümler bir yandan böyle bir alt uzmanlık alanı gibi meşrulaştı. Öte yandan da bir genç ve dinamik mimarlığın simgesi veya işte göstergesi gibi sunuluyor. Orada da tabii bir ayırt edicini kaybetmeye başlıyorsun. Çok hani hepsi öyle algılanmaya başladığı zaman ve böyle şey olma ihtiyacı da çıkıyor. Böyle en azından bir yerine de bu şeyi bir serpiştirelim, atalım falan filan. O bir yeniliğin sembolik veriyor. Şimdi biz aslında biraz herhalde toparlama noktasına yaklaşıyoruz. Bu diğerleri belki burada hani sizlerin kendinizin böyle bir ortam bulmuşken öne çıkarmak istediğiniz, altını çizmek, söylemek istediğiniz şeyler olabilir diye ben pek yönlendirici olmadan böyle bir tur bu sefer de buradan başlayarak yapsam. Yani biz buraya gelmeden önce bir kendi aramızda aslında bir ne konuşulur diye bir beyin fırtınası yapmıştık. Orada cepte bir manifestomuz vardı. Ne olur ne olmaz diyeceğiz. Bu sorunun gelme ihtimaline karşılık. Yani aslında üst başlık olarak birkaç kere döndü ama bizim de son dönemde önemsediğimiz Fatih de söyledi. Onat da yurt dışı tecrübelerinden anlattı. Nitelikli ürün arayışının bu alışılagelmiş proje üretme yöntemleri dışında kolaboratif bir beraber çoklu zihnin probleme kafa yorduğu yöntemlerle olabilmesi bence önemli bir durum. Bunun bizim uluslararası ortamla aslında yaşadığımız en büyük problem fark onların ulaştığı nitelik ve bizim ulaşmayı hayal ettiğimiz niteliğin yaratan asıl problemin o olduğunu inanıyoruz. Bizim Onat'ın yurt dışından, işte Hollanda'dan, Belçika var galiba bilmiyorum, oralardan ekiplerle bir şey üretme çabası, bizim kendi içimizde Ankara'da birkaç ekiple beraber bir şey yapma çabamız aslında hep bu problem tespitinden kaynaklanıyor. Gene yurt dışında bazı ekiplerin 3D render işini kendi içinde çözmeyip bunu gidip Mire, Luxigon'a outsource etmesi de aslında çok fazla zihnin bir probleme hep beraber kafa yorması arayışından geliyor ve bu coğrafyada eğer nitelikli ürün arayışı devam edecekse ben bunun bu yoldan geçtiğine inanıyorum ve hani bununla ilgili yani bu tek adam, tek kişi çizer bitirir mantığının kentlerimize aslında verilen en büyük zararın sebebi olduğuna inanıyorum. Yani bir tasarım şekillenecekse, bir probleme çözüm bulunacaksa bu başında 50 yaşında, 60 yaşında bir kişi de olabilir, 25 yaşında bir kişi de olabilir, bir iç mimar da olur, bir grafikçi de olur ama bu toplu halde ilerlemesi gereken bir süreç olması gerektiğine inanıyorum. Yani dışarıda konuştuk. Türk mimarlığının, bizim coğrafyanın genel problemlerinin özünde ne vardı? Bunun yapılmasının önündeki engel ne? Yani çok... Burada alışkanlıklar var bence hocam. Yani bizim kendimden örnek vereyim ya da hani gördüklerimden örnek vereyim. Yani bu mesleğe okula... Yani Gökhan şey söyledi, bu böyle bir ara degrade edici bir şey gibiydi başkasıyla işbirliği yapıyor olmak. Şimdi öyle bir kabul de kalmadı. Aynen öyle aslında. Bu yeni yeni oluşmaya başlayan bir şey. Bayındırlığın Ankara'ya, zamanda Ankara'nın mimarlık piyasası için merkez olması, Bayındırlığın Ankara'ya entegre ettiği sistem aslında bunun altyapısını oluşturuyor. Bu yeni yeni kırılıyor. Ne zaman kapital İstanbul'a kaydı, İstanbul'da daha devingen bir ortam oluştu, daha çok şeyler bir araya geldi. O zaman Türkiye dönüşümü, yani Türkiye'deki mimarlık ortamı, bu son 10 yılda olan bir şey. Bundan 10 yıl önce bu hem inşa yatırımları açısından, hem Türkiye'deki inşaat hareketi açısından, hem de dijital dünyanın gelişimi açısından bundan çok farklı bir noktadaydık. İkisinin beraber gelişimi bunu İstanbul'a kaydırdı. İstanbul'daki bu hareket Türkiye'nin herhalde hemen hemen her yerinde hissediliyor. Yani orada bizim hissettiğimiz Elif'in canım verdiği örneklerden çoklu katılımlarla daha küçük
mutlak özgür olması gereken, bağımlı olmayan yapıların bir araya gelip ideal süreç olarak söylüyorum. Proje bazında bir araya gelip kesinlikle. Yani bu işte biri üç ekip tasarımı yapar, bir ekip uygulama çizimlerini yapar, işte bir başka bir şey yapar, grafiğini başkası yapar, fotoğrafını başkası çeker. Yani bu her şeyini ben yaparım mantalitesinden sıyrılıp toplu, katılımcı bir süreçle bu eğer kent genelinde de mevcut yapı stoğunun iyileştirilmesiyle ilgili bir kaygı varsa böyle bir çıkış yolu da çözülebilecekmiş gibi geliyor. Arkadaşa katılıyorum. Yani şey Kutlu söylemişti zaten. Söz bana geldi. Ya şeyde tabii hakikaten katılıyorum yani şaka bir yana. Yani bunun önündeki engel ne olabilir diye sordunuz siz az önce. Ben hani hepimizin ne olursa olsun biz hani yaş itibariyle tırnak içinde genç bir şey temsil ediyor gibi görünsek de aslında yani o tırnak benim için değil. aslında hepimiz yani bu modernizm sonrası özellikle modernizm Türkiye üzerindeki etkileri üzerinden açıklayabileceğimiz katı bir ahlak şeyle anlayışıyla aslında bir eğitim aldık diye düşünüyorum. Yani özellikle Ankara genelinde içinde Gazi içinde bunu söyleyebilirim. Evet. Söylüyor işte evet. İstanbul Ankara falan. Aynen öyle. O farkı bazı konularda ben bizim adımıza mutluluk verici bir şey olarak da görüyorum. Çünkü yapılan şeyin yapılan her türlü tasarımın o tasarımın bütün öğelerinin hesabını verebiliyor olmanın ben önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok şey tasarımın en azından tartışılabilir bir zemine getirilebilmesi için bile mümkün olduğunca keyfi veya sebepsiz durumlardan çıkıp yapılan işte forma yönelik hareketlerin bile geçerli en azından bazı açıklamaları olması ya da belli bir rasyonel zihinden çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu belki benim aldığım eğitimin getirdiği bir şey olabilir benim üzerimde hani kendi adıma. Ama aynı zamanda bunun getirdiği bir dezavantaj olarak da bence biraz hani şey pompalanan bir ego kendi başına genelde birçok şeyle ilgili yapabilmeye muktedir olma şeyi öğretisi daha doğrusu bir mimarın böyle bir gücü olması gerektiği öğretisi ister istemez insanları bir arada bir şeyler yapmaktan çok işte meseleyi bu serüvenleri daha tekil ve bireysel yaşamaya doğru itiyor diye düşünüyorum. Bunu kırmaya çabalamak daha kişisel şeyler, girişimler halinde şu an. Belki, şimdi Emre söylerken aklıma geldi, ki örnekleri var galiba, bunun üzerinden şunu tartışmak, belki talepleri bu şekilde almak. Yani şimdi çok dışarıdan işverenin veya sermaye sahibinin böyle bir talepte bulunmasını beklemek belki çok gerçekçi değil ama yarışma ortamında mesela bunu sağlamak belki mümkün olabilir. Yani yarışmalarla ilgili zaten şu ara denenmekte olan bir sürü tartışmaya açık farklı modeller de var. Bu modellerin içerisinde şu an aklıma gelen iki aşamalı bazı bir model üzerinden belki ekiplerin birlikte çalışması önerilen durumlar da yaratılabilir. Bu mesela zaten hani var olan alışkanlığı kırma konusunda mimarlık ortamının, tasarım ortamının önünü açan bir şeye dönüşebilir. Gerçi şimdi ön seçim yarışmalarla ilgili de böyle bir şey var. Hani en son Gelibolu'da ki açılan yarışmada da mesela farklı disiplinlerin bir araya getirildiği bir durum var. Onun da mesela hani ön seçim yarışmayı çok tartışmalı da bulsam bir yandan o ekibin toplanarak işte bir ön yeterlilik şeyinden değerlendirmesinden geçerli oluşunu çok pozitif buluyorum. Hani bu da aynı bağlamda bahsi geçen işte o birlikte çalışma durumunun ve o çok katılımcının önünü açacaktır diye düşünüyorum. Öyle yani hani genel anlamda. Siz girmediniz ama. Yok biz katılmadık. Yani yoktum zaten jürisinde. Yani ondan biliyorum. Ben zaten yarışma çeyreği görüyor bu. Yeterlefe. Evet. Yeterlefe. Hayır o bir ara şey diye yarışmalarda istedikleri gibi bir şey olmazsa bana bağlıyordu da. Evet, evet şimdi bağlayacak yer de yok. Ama şöyle yeni yarışma açılana gireceğiz yani. Evet ben de sadece farklı mimarlık ekipleriyle değil farklı alanlardaki ekiplerle bir arada çalışmanın çok zengin
birleştireceği güzel bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu yarışmalarda da artık herhalde daha çok oluyor işte endüstriyel tasarım ekibi, grafik ekibi vesaire. Hani bir binanın önce mimarın elinden tamamen çıkması, işte bittikten sonra hadi bakalım şimdi buna iç mimar gelsin, işte grafik tasarımcı gelsin, ürün tasarımcısı gelsin değil de en baştan itibaren birlikte çalışmak gerçekten çok besleyici, çok güzel bir şey ve hani benim de en azından Ankara'daki eğitim boyunca çok da rahatlıkla yapamayacağımı düşündüğüm bir tür çalışma. İstanbul'da biz bir kere yaptık yani işte zaten kendi bünyemizde bir tasarım ekibimiz hani beraber iş yapıyoruz. Bir animasyon ekibiyle işte bir interaktif tasarım ekibiyle, reklamcılarla vesaire bir arada bir proje yaptığımız, tasarladığımız oldu ve gerçekten çok güzel bir şey olduğunu gördüm. Ve yani yapmamız gerekiyor. Belki de genç tasarımcıların... Sürdürülebilir bir model. Evet ya belki de genç tasarımcıların avantajı bu olabilir yani. Avantajı ve farkı. Avantajı, farkı bu olabilir. Çünkü hem daha açız, hem daha çok açız, hem artık gerçekten çok kolay iletişim kurabiliyoruz gözümüzde. Güzel bir şey. Doğru. Ama yani sana ek olarak şey diyeyim hani hem disiplinarist çalışmak da büyük boş güzel. Bir de onun dışında ben mimarcı olarak iş modeline çok geleneksel baktığımızı düşünüyorum. Yani hani hepimiz çok yaratıcıyız ama kağıt üzerinde bina tasarlarken ama hani iş kurarken aslında hepimiz sonuçta bir iş kuruyoruz. O kadar yaratıcı düşünmediğimizi düşünüyorum. Yani bir iş adamı çok daha farklı bakabiliyor, farklı sektörlere girebiliyor, inovasyon yaratabiliyor. Ve bu durumdan en klasik anlayışıyla sonuçta biz okulda öğretilen falan her zaman ne olduğu için biraz işte mimar bina çizen kişidir yaklaşımı var ama öyle olduğunuz zaman sürekli pozisyonu saldırıyoruz. Çünkü iç mimar geliyor diyor ki abi sen dışını çiz ben içini işte başkası geliyor sen orasını yapma burasını yap cephe firmaları işinizi almaya başlıyor vesaire. Yani ben çok daha inovasyona yönelik iş modelleri oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Yani mimarlar tasarım için araç üreten kişi de mimar olabilir. Müteahhitliği yapan kendisi, işveren de mimar olmaya başlayabilir. Gibi orada da biraz inovasyona gidebiliriz ve onu hani dünyaya yönelik yapabiliriz. Bu şekilde hani zaten birazcık da mimarlığın sınırlarını açarız. Çünkü hep mimar da böyle çok kendi arasında konuşuyor yani. Çekim balı, evet. Evet yani ona belki müteahhitler niye dahil olmuyor, niye reklamcılar dahil olmuyor? Çünkü aslında piyasa çok yakın. Onlar bizim işimizi iyi kötü yapabiliyor ama aslında hani aynısı diğer türlü de geçerli. Ve çok ilginç şeyler çıkabiliyor diye düşünüyorum. Yani her şeyin ötesinde şunu da söylemek gerekiyor. Söyleyecektim bunları içinde kalmasın. Yani şimdi hikaye aslında şöyle başlıyor. İşte bir ofisin çatısı altına giriyorsunuz mezun olduktan sonra. Artık söz söylemek istediğiniz için mi, bu işi ben de yapabilirim demek için mi bir an önce o çatının altından bir şekilde çıkıp onun başka bir küçük ölçekli bir sistemini kurmaya çalışıp ondan sonra da sistemin içerisinde var olmaya çalıştığınız yani çoğu hikaye buna benziyor. Aslında eğer bu çok fazla katılaşmamış, çok kalıplaşmamış durumu avantaja dönüştürmeyi başarabilirse bir kişi ya da bir grup hakikaten ve bu heyecan, bu amatör ruhu koruyabilirse bozulmadan aslında yeni şeylere, sonuçlara ulaşabilir, yeni ürünler ortaya koyabilir diye düşünüyorum. Çünkü bir süre sonra ofiste sürekli acil ve çok önemli olan işlerin aslında çevrenizi sardığını görüyorsunuz. Yani ofise adım attığınız zaman işte birikmiş mailler ama çoğu hem acil hem kafa yorulması gereken hem de çok önemli meseleler oluyor. Dolayısıyla öncelikler yapay olarak belirleniyor ve kendi evet. tarafından belirleniyor. Dolayısıyla hani şu meşhur ağaç kesme balta bileme hikayesi hani aklıma geliyor. Yani işte adam başladığında saatte 4 ağaç kesiyormuş sonra bakmış ki saatte 1 ağaç kesmeye başlamış. Etrafındakilerin demiş ki yani baltayı bilesene işte o da hayır ağaç kesmem lazım vaktim yok hiç yani mesele buna dönüşmeye başladığı zaman bakıyorsunuz yarışmalardan uzak kalmışsınız yarışmaları artsa hep üst başlık olarak söylüyoruz kendimizi daha özgür hissettiğimiz evet. söz söyleme noktasında biraz daha cesaretli olduğumuz olmaya çalıştığımız ortamlar olduğu için bunu söylüyorum ve hani küçük ofis ya da büyük ofis olmak tartışmasının dışında birazcık meseleyi böyle sakince, biraz daha belki de yavaşlatarak götürmenin doğru olduğunu ben düşünüyorum. Hepsine katılıyorum. Yani o çoklu üretim süreçleri,
disiplinler arası yeni bir şey üretmeye çalışmak falan bunlar çok önemli şeyler. Hani ne bileyim müzikle bile karşımıza çıkıyor işte en son Rihanna ile Shakira'nın yaptığı düet. Çünkü yeni bir şey yani oradan başka bir şey çıkıyor. Ben ikisinin de ne söylediğini biliyorum ama orada güzel bir şey çıkıyor. Bunları aramak yani bilmiyorum çok yüzeysel de gelebilir ama hani ben böyle yeni lezzetler doğurabileceğini düşünüyorum. Yani egoyu bir tarafa koyarak masa başında hani hep yeni mekansal deneyimleri ama özünde insanın olduğu işte çok içe dönük kapalı kutular yerine kentle şehirle bütünleşmiş yani çevresini de dönüştürmeyi başaran yapılar peşinde koşmak. Umarım hani bu şeyde gidebiliriz. O yüzden azıcık yavaşlamaya çalışıyoruz bazen bunun için şeyler deniyoruz. Küçülmeye çalışıyoruz, başka ekiplerle birlikte çalışmaya çalışıyoruz ki şöyle kafamızı kaldırıp baktığımızda ya biz nereye gidiyoruz? Hani nereye varmak istiyoruz? Hayalimiz ne? Nasıl başladık? Ve nereye varacağızı hatırlamaya çalışıyoruz bazen. Şu an bunu çok yoğun tartıştık. Hani muhtemelen yarın öğlen saatlerinde geçin gene o acil önemli işlerin peşinde koşmak, toplantıya yetişmek şeylerine dönüşecek ama ara ara hatırlamakta fayda vermeli. Ben biraz farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi demin yarışmalardan ve yarışmaların aslında genç ekiplerin iş alabilmesi için tek yöntem olması durumundan bahsettik ama sanıyorum o da artık biraz yavaş yavaş kırılıyor. Çünkü artık işverenler de eski kalıpta değiller. Onlar da kalıplarını değiştiriyorlar gibi geliyor. En azından Ankara'da benim gördüğüm durum o. Onlar da biraz daha yenilikçi fikirlere biraz daha açık hale geldiler. Şöyle ki mesela piyasada özel sektörde iş yapacak olan birçok firmada şimdi artık hani kendi çaplarında olsa da resmi olması da artık neredeyse yarışmayla bina yaptırır hale geldiler. Yani gidip de tek bir mimardan hadi bunu sen yap deyip proje alan bir işveren pek kalmadı gibi neredeyse özellikle belli ölçekteki işler için onlar da yarışmayla alıyorlar. Dolayısıyla hani yarışma evet sonuçta bu da bir yarışma olmuş oluyor dolayısıyla ama tek seçenek olmaktan çıktı. Ben bu konuda hani genç ekiplerin önünün daha açık olmaya başlayacağını düşünüyorum. Hatta başladığını düşünüyorum. O iyi bir adım. Bir de bu birlikte hareket etme konusunda bence tasarımları geliştiren önemli unsurlardan bir tanesi hem meslek içi birliktelikler, onu zaten tartıştık bence. Ama bir de disiplinler arası birliktelikler de eskisi gibi değil. Yani ben mesela 13 yıl oldu benim meslekte. 13 yıl önce ya da işte 10 yıl önce bir reklam firmasıyla çalışan bir işveren çok nadir görürken şimdi neredeyse hiç yok. Reklamsız, reklam firması olmadan, bir grafik tasarımcısı olmadan çalışan bir işveren hiç olmadı yakın zamanda. Ne bileyim cephe danışmanları devreye girmeye başladı. Hani bunların bazıları tartışılır, bazıları gerçekten zorunlulukları, gereklilikleri tartışılır ama bazıları da hakikaten tasarıma katkı koyan unsurlar. Mesela ben profesyonel pazarlamacılar var. Profesyonel pazarlamacılar var. Fizibilite çalışmaları önceden önünüze gelmiş oluyor. Bu sizin tasarımınıza belki bir yol çizmiş oluyor bazı noktalarda. Ne bileyim bir binada mesela şöyle bir şey yaşadım. Bence çok olumlu bir adımdı. Binada bizim hani birazcık şehre katalım dediğimiz böyle bir küçük de olsa bir içeri çekerek oluşturduğumuz yarı kapalı yarı açık bir mekan tasarlamıştık. Ben açıkçası bir müteahhitten hani beklemediğim bir davranışla dediler ki işte burada güzel bir mekan oluştu ve bu mekanı biz de bir değer katmaya çalışalım. Bir yarışma açıp oraya bir heykel yarışmasıyla bir heykel elde etme çabası içinde oldular. Sonuç olmadı ama bence niyetle yeterliydi. Yani orada da bir gelişme var. Dolayısıyla hani ben iyimserim. Olmadı derken yarışma mı yapılmadı? Yarışma yapılmadı. Yani kötü bir şey mi? Yok yok yani. Yarışma yapılmadı. Yarışma yapılmasından biraz korkuldu açıkçası. Ama bir adımdı bu da yani bence. Güzelmiş. Teşekkür ederim. Yani ben bu büyüklük ve büyük ofis küçük ofis aslında büyüklük çok göreceli bir kavram aslına bakarsanız. Yani tüm dünyada da smallness dediğimiz aslında bir küçüklükten bahsediyor ve yurt dışında birçok ofis artık kendi bünyelerinde değil de yaratıcı ekipleri toplayabildikleri yapılarda yer almaya çalışıyorlar. Bu aslında çok da iyi bir metot. Yani şöyle bir durum var aslında bazen hiçbir zaman birlikte yani ofisinizde yer almayacak. Yani ne yaparsanız yapın bunu hiçbir şekilde yer alamayacak biriyle çalışabilirsiniz. Eğer böyle bir kurguda. Ama aksi takdirde hani şöyle bir şey diyorsak hani büyüklük işte nicelikle sınırlandırabiliyorsanız
Yani işte bir şey olacak, yönetici şey olacak, sekreterya, altta işte team leader'lar ve onlara böldüğünüz zaman o team leader'ların bile, yani o bahsettiğiniz çatının aslında çok farklı insanlardan da oluşmayacak. Doğal olarak aslında buradaki küçüklük sizin ne kadar farklı ekiple bir arada çalışıp çalışabilmenize dayanan bir sistem var. Yani aslında ne kadar esnek bir şekilde, ne kadar çok ekiple ortak çalışabiliyorsunuz, asıl büyüklük o diye düşünüyorum. Yani burada ofisin hacmi veya bir mimarlık ofisinde 200 kişinin çalışıyor olması aslında onun büyüklüğünü ifade etmiyor ne yazık ki. Tam tersi, aslında kendi içine kapanmayan birçok farklı grupla, birçok farklı şekilde çalışabilen ekiplerin çok daha farklı bir avantajları olduğunu düşünüyorum. Ve yani 21. yüzyıldaki en büyük avantajı da bu olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda birçok şey sosyal medyayla veya işte birçok şekilde bir arada çalışabiliyoruz. Yani Skype var vesaire var, Hangout var. Aslında bütün bu Ankara-İstanbul tartışması bile ortadan kayboldu. Yani sınırlar kaybolduğu için istediğiniz insanla, istediğiniz coğrafyada bir insanla çalışabiliyorsunuz. Sizin sadece bunu ne kadar yapmak istemenizle veya istememenizle alakalı bir durum ortaya çıkıyor. Doğal olarak bu aslında bir tercih meselesine dönüşüyor. Yani ama büyüklük kavramı ne yazık ki buna çok da müdahale edemiyor. Ben şu anda özellikle de yani şu yüzyılda bu tip ortaklıkların, kolektif çalışmaların daha farklı ekiplerle bir araya gelmenin daha büyük bir ofisten çok daha farklı, çok daha fazla artıları olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bitiriyoruz. Evet, çok teşekkürler. Aslında hakikaten çok keyifli bir sohbet oldu. Biraz böyle sizle birlikte bende de yani hem sayısal çokluktan hem çok birikmiş konudan ötürü yani nasıl nereye gidecek diye bilemediğim bir durum vardı başta ama şunu görüyorum yani birçok konuya değindik. Bunların her biri aslında alt başlık olarak belki otursak yarım gün bir gün konuşacağımız şeyler, sürdürülebilir konular. Ama benim gördüğüm böyle bütün şeyin gelip odaklandığı şeylerden bir tanesi bu örgütlenme meselesi kendi içindeki ve kendi içindeki kurumsallaşma meselesi. Yani Elif'in söylediği önemliydi. Belki asıl bu tırnak içindeki genç şeyinin dinamizmin en fazla yansıyabileceği şey ki ona da onu söylüyor. Bu artık coğrafya ve şey farkını kaldıran araçları da en yetkin kullanan grup olduğu için onu işlevselleştirmesi çok mümkün. Bilmiyorum belki şey olabilir yani uzun vadede diğer kentlerde konuştuktan sonra belki bir tekrar bir araya gelip mesela biraz daha bunları açarız şey yaparız ama sanıyorum böyle bir çok tartışma çerçevesini ortaya koymuş olduk. O da önemli. Bir de tabii ben hani hepinizi tanıyorum ama belki bizi izleyenler sizleri tanıma şansı buldu. Benim çok önemsediğim konulardan bir tanesi de o. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, vakit ayırdınız, kaldınız. Çok mersi.